Lazımdır abi. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Taksici gaz var biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Taksici sollak biraz, acelem var benim. Geç kalmayı istemem, hizmet beklerim. Yolla, bir taksi yolla, yetiştir beni Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Buyurun Akasya durağı. Anlaşıldı efendim. Hemen gönderiyorum. Biraz hızlı gidebilir misiniz şoför efendi? Ay evet krabla. Tek rakibim var. O da Türk Hava Yolları. Taksicilik zor iştir da. Çeşit çeşit insanla muhatap olaysın. Alın yazısı gibidir taksimetre beyim. Ne yazdıysa odur kısmetim. Taksici gazla biraz, acelem var benim. Yolda kalmak istemem, konfor beklerim. Üstü kalsın şoför bey, neredeyse geldik. Lütfen sağda ineyim, trafik müsait. Yolla, bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi bekler, Akasya yollar, sarı melekler. Yolla, bir taksi yolla. Yolla, kaldım yollarda. Solla, taksici solla. Solla, kaldık yollarda. Bereket versin efendim, yine bekleriz. Alo Zeynep. Ziya, çok güzel bir haberim vardır. Güzel haber mi? Nedir Seyit? Yola çıkmışık, Urfa'ya geliyik. Urfa'ya mı gelişsiniz? He, Urfa'ya geliyik. Bak şimdi, sen bohçanı hazır edesen. Evden alacağın ne varsa alasan. Yarın gece seni kaçırıyık Zeynep. Seyit, sen ne diyorsun? Babamlar öldürür seni. Babayın kurşunu beni öldürmez Zeynep. Asıl seni başkasına verirlerse o öldürür beni. Yarın gece uyumayasan, hazır olasan, bekliyorsan geliyik, kaçırıyık Zeynep. Sevgilim, yolun gözleyeceğim. İyi de Ali Kemal niye gidiyor ya? İmam mı oğlum bu adam? Ölüyü mü yıkayacak? Sinan gitti ya çocukla beraber. Vallahi biz götürmedik baba. Ali Kemal gizlice binmiş arabaya, arkaya saklanmış. Biz fark ettiğimizde çoktan İstanbul'un dışına çıkmıştık. Yani geri getiremedik Ali Kemal'i baba. O yüzden, yoksa biliyorsun sen, ben hiç alır mıyım Ali Kemal'i ben yanıma ya? Oğlum sen kimi kandırıyorsun ya? Malal okuma bana! Evet Tuğçe, ne yaptınız? Melahat ablayla barıştınız mı? Evet, barıştık. Oh, çok sevindim. Bu arada sana çok teşekkür ederim Murat. Neden, ne için? Bana cesaret verdiğin için. Yani eğer sen gidip annenle konuş diye ısrar etmeseydin, kim bilir daha ne kadar küs kalacaktık. Olur mu hiç öyle şey Tuğçe? Hiç anneyle kız küs kalabilirler mi? Canım anne, onu dinlemediğim, kırdığım için o kadar çok kızıyorum ki kendime. Bence her şeye olumlu yönden bakmalısın. Yani en azından yaptığın hatanın farkına varmışsındır. Değil mi? Bula bula bu taksiciyi mi buldun benden sonra? Hı? E bravo, sana tebrik ederim. Layığını bulmuşsun işte. Sana da bu yakışırdı zaten. Hiç değilse bir erkekle beraberim. Senin gibi annesinin sözünden çıkamayan bir korkakla beraber olmaktan bin kat daha iyi, anladın mı beni? Kızım, bak doğru konuş, senin ağzını... Hop 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 arkadaşım, ne yapıyorsun sen? Adam gibi konuşamıyor musun sen? Ne bu eller kollar? Adamlığı senden mi öğreneceğim lan? Taksici parçası. Sen nesin be, sen kimsin? Kaç görüşlük adamsın sen? Bırak, ne yapıyorsun? Çekil şuradan, çekil! Hadi! Ne oldu? Üstüme de gelemiyor, ne biçim adam bu ya? Hadi, ne oldu? Bırak! Ne oldu? Yezer lan! İyi misin? İyi misin? Bırak. Murat! Nerede o? Bir dakika ya! Çekil! Murat! Murat, ne oluyor? Neden konuşmuyorsun benimle? Ne istiyorsun Tuğçe, ne istiyorsun? Eski erkek arkadaşını kıskandırmak için kullandın beni. Amacına ulaştın, daha ne istiyorsun?
Ne yaptılar acaba ya? İnşallah başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Tarık, başlarına niye kötü şey geliyor çocuğum? Kız kaçırmaya gittiler ya Melahat abla. Ne? Kız mı kaçırmışlar? Nuri Baba Zeynep'i kaçırmaya gittiğimizi öğrenmiş arkadaşlar. Şapa oturduk bu hafta. Bittik biz, bittik. Bana bak Sinan, öldürürler sizi orada. Başınız daha fazla derde girmeden önce en yakın sapaktan dönün ve gelin buraya. Yoksa üçünüzü de atarım vallahi öyle. Sizden bir kemik alabiliriz veya sentetik kemik kullanabiliriz. Ve hasta normal fonksiyonlarını yapabilir. Peki iyileşme ihtimalim nedir doktor bey? %80. %80 mi? Evet, genellikle birçok hasta yürüyor. Ay Allah'ıma şükürler olsun. Ne kadar gerekli bunun için Mehmet Hoca? 40.000 yeni Türk lirası. Oha! Affedersiniz Melahat Hanım, yani çok paramış demek istedim yani. Yok, rica ederim. Aslında siz hislerimize tercüman oldunuz. İyi de bu kolay kolay bulunacak bir para değil ki. Siz bir süredir ameliyat için para biriktiriyordunuz. Ne kadar da biriktirdiniz? Yaklaşık 5.000. Demek ki 35.000 lira eksiğimiz var. Nereden bulup temin edeceğim bilmem ki. Ya Mehmet Hoca, sen aramızdaki en iyimser şofördün. Dur, hemen bu kadar karamsar olma, daha zamanımız var. Mutlaka toplarsınız bu parayı. Zamanımız yok Nuri Baba. Doktor 10 gün sonra Amerika'ya geri dönecek. Eğer bu süre zarfında parayı toplayamazsan ameliyat yaptıramayacağız Nurten. O zaman hepimiz aramızda toplarız parayı. Biz aile değil miyiz? Tabii ki aileyiz Osman abi. Allah hepsinden razı olsun. Nasıl yani, olabilecek mi bu işe? Çok zor çünkü. Onların verdikleriyle birlikte en fazla 25.000 lira bozuluyor. Nereden baksan 15.000 lira eksiğimiz var. Ve zamanımız yok. Çok değerli bir çocuktur Murat. Onunla arkadaşlık etmene çok sevindim. Öyle de bugün yaptıklarımdan sonra bir daha benimle arkadaşlık etmek isteyeceğini zannetmiyorum anneciğim. Ne yaptın Murat'a? Beni okula bıraktığında Burak'la karşılaştık. Hı. İşte üzgün olduğumu görmesin, onu hemen unuttuğumu zannetsin diye Murat sevgilimmiş gibi davrandım. İşte elini tuttum, sokuldum. Murat da buna bozuldu tabii. Burak'ı kıskandırmak için onu kullandığımı düşündü. Ama haksız da değil, değil mi Tuğçe? Bence özür dilemelisin Murat'tan. Haklısın, özür dilemem lazım. Hadi bugün durakta Murat, bir ara istersen. Tuğçe, eğer kendini benim yerime koyabildiysen... bugün yaptığın şeyin ne kadar gurur kırıcı bir şey olduğunun farkına varmışsındır. Evet, farkındayım. Ayrıca insanı kendisine kullanılıp atılmış bir mendil gibi hissettirdiğini de farkına varmışsındır. Murat, bak ne söylesen haklısın. Ben bugün olanlar için çok üzgünüm. Buraya da senden özür dilemek için geldim. Peki bunda gerçekten samimi misin Tuğçe? İnan bana, bütün içtenliğimle söylüyorum. Senden binlerce kez özür dilerim. Evin hazırlarsın Beyka. Bokçanı hazır edesen, sessizce çıkasan biz seni kapıdan alayık. Tamam Seyit, geleyim. Tamam ben hallederim. O zaman şimdi oğlum Seyit. Sinan abicim o kadar delikanlısın ki. Ha şu köpekten korkarsın da. Sus, büyüklerle alay edilmez. Adam gibi konuş. Ne demek şu kadar şu kocaman köpek, görmüyor musun? Baba, Zeyno yok. Neredin sen lan? Valla baba. Kaçın, kaçın. İşte ankam orada, kaçın. Kaçın lan baba. Alın, köpekleri var mı sen? Niye söyleme gidi? O Seyit namussuzu başkasına sözlediğimiz bacınızı kaçırmıştır. Şanımıza, şerefimize leke sürmüştür. İnsan içine çıkacak. Yüzümüz kalmamıştır babu. Kavet herkes bizden alay ediyor babu. Alın bunları. Hemen İstanbul'a hareket edin. Seyidi öldürmeden gelmek yok ha. Külpün yenge, ben Ali Cemal. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Ali Kemal, sağ ol. Hayrola, bir şey mi oldu? Ya bir şey oldu da pek hayırlı değil. Sinan abimi vurdular. Ne? Sinan'ı mı vurdular? Babamı vurmuşlar anne. Ya dur bir dakika oğlum ya. Ölmüş mü inşallah? Anne ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ağzını hayra aç. Canım sadece söyledim. Ne var sanki söyledim de oldu. Ali Kemal durumu nasıl? Yaralı. Şimdi biz
Kavacık Hastanesi'ndeyiz. Ya peki nasıl oldu, ne oldu? Söyle bana. Vallahi Sinan abicim kiz kaçırdı. Çanağından vurdular onu da. Damat! Damatlar götürsün seni inşallah. Ne dersin seni? Damat deme anne şuna. Ne damadı ya? Ya utanmadın mı sen benim üstüme gül koklamaya? Nasıl yaparsın bana bunu ya? Bu o, bu o mu? Sen gel bakayım buraya. Deniz kaçana kaçana. Ya onu. Ya o hata yapmışsın. Hata yapmışsın. Çekil. Çekil. Gel buraya saçını başını yollarıma. Araba. Çekil lan. Ne oluyor? Ya bas bas dedim sana. Tamam. Çabuk. Tamam sakin ol. Soyulduk. Polis. Sen kuma mı geldin kızıma? Çekil lan iki yana. Seni şey. Ya bir durun. Oh. Sen ya avukatım. Bir durun ya. Bir durun. Zeynep benim ya avukandır. Sinan ağama değil. Bir yer kaçırdık. Doğru mu? He. Sana mı kaçırdınız? He, bir kaçırdık. Evet, ona kaçırdık. He, ona kaçırdık. İnanma kızım, aklını karıştırıyorlar. Ya vallahi billah tillah Zeyno benim yavuklumdur. Zeyno'nun babası Zeyno'yu başkasına veriydi. Sinan ağam da bir acımıştır. Ondan sonra gittik hep beraber Zeyno'yu kaçırdık. Kaçarken de Sinan ağamın kafasından vurdu ağalarım. Doğru mu bunlar? Ya tabii doğru. Yoksa ben senden başkasına bakar mıyım? Benim gözüm senden başkasını görür mü? Ben senin üzerine gül koklar mıyım Gülübük? Ah benim iyi yürekli kocam. Demek sırf Seyit'e yardım etmek için gittin. Evet. Merhabacım. Merhaba. Tövbe tövbe. Ne biçim adam ya bu? Adam mı, avrat mı? Belli değildir ha. Ay sen yeni misin bu durakta pompiş? Pompiş değildir adım ağam. Seyit'tir. Bu durakta da yeni yama. Ay seni Hollywood'dan mı transfer ettiler pompiş? Çok yakışıklısın çok. Bu arada Müştak ben. Ama sen bana kısaca Müşü diyebilirsin. Peki Müşü ağam nereye gidiyor? Ayol ben seninle her yere gelirim pompişim. Sür sen sür. Kendimi sana bırakıyorum. Devam et soldan. İleriden sola. Ne oluyor ya? Melahat ablanın telsizinden geldi galiba baba. Telsizin mangalı takılı kalmıştır. Bakın o ensemdeki silahı çekmezseniz bir kaza yapacağım ben. Bas gaza be sen. Bırak şu enseyi menseyi. Uy silah da nereden çıktı? Melahat Hanım'ı esir almışlar be. Demek özellikle düşürmüş telsizin mangalını. Tabii ya bize yerini belli edebilmek için. Şimdi ne yapacağız Nuri babacığım? Ne demek ne yapacağız? Polisi arayacağız tabii. Ya durun sakin olun ya. Önce kadının nerede olduğunu öğrenelim. Yürü. Tamam. Yürü. 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 Ay. Bırakın gidelim. Öldürürüm kadını yoksa. Yakamız yok bizim. Sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Bırakın kadını geçin. Bırakın gidelim. Kendimi de yakarım kadını da. Acımam. Adamlar ruh hastası çıktı ha. Allah aşkına bırakın beni. Cezanızı çeker çıkarsınız. Yakarım da. Benim de sonunda dediğime gelecekler. İyi günler. İyi günler. Efendim ben bugün Soylan Banka Şubesi'nin müdürüyüm. Bankamız adına göstermiş olduğunuz kahramanlık için sizlere teşekkür etmek için geldim. Ne yaptık ki canım biz hiçbir şey yapmadık yani. Zaten biz bunu hep yapıyoruz Mehmetur Bey. Efendim olayın esas kahramanı Melahat Hanım. Lütfen bunu size takdim etmeme müsaade edin. Nedir bu? Bankamız yapmış olduğunuz kahramanlığa binaen bu çeki sizlere armağan ediyor. Çek mi? Kabul ederseniz çok seviniriz. Çek çek çeki 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 çek çek. Vay be vay be çeke bak çeke. Tam 20.000 TL. Efendim yapmış olduğunuz bu kahramanlığın karşısında bu para gerçi hiçbir şey ama. Olur mu? Çok ihtiyacımız olduğu bir anda geldi bu çek. Çok hayırlı bir işte kullanacağız inanın buna. Mehmet hocam ameliyat parası çıktı. Ya biz sana Allah'tan umut kesilmez demedik mi Mehmet hocam? Bak para geldi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Haklıymışsınız. Gerçekten de kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Pardon. Hep birlikte bir fotoğraf çektirebilir miyiz gazeteci arkadaşlar için? Tabii. Yolla bir taksi yolla. Sana teslimim Melahat abla. Su gelir küldür küldür. Gel de yer beni küldür. Bir damla kanım akmaz. Öldürürsen sen beni öldür. Su gelir güldür güldür. Ali Kemal ne halt ediyorsun sen? Taksileri yıkayırım Nuri babacığım. Oğlum taksiyi yıkadığını görüyorum herhalde. Görüyorum da ben bu kadar çok su sarf ettiğin için kızıyorum.
Sen memlekette su kıtlığı olduğunu bilmiyor musun? Oy, ciddi misin Nuri babacığım? Memlekette su kıtlığı mı var cidden? Oğlum sen televizyon izlemiyor musun hiç? İzlemez olur muyum Nuri babacığım? Hem de çok izliyorum. İzdivaç yapalım izliyorum. Gelinim olursana izliyorum. Gel benimle evleni izliyorum ama böyle bir programa rastlamadım. E tabii bu programları izlersen su kıtlığı olduğundan haberin olmaz. Lütfen bir zahmet haberleri aç da dinle, tamam mı canım? Haber mi? O nasıl bir program Nuri babacığım? Allah'ım yarabbim. Ben de bu adama laf yetiştirmeye çalışıyorum. Tamam, kapat yoğurdumu. Git bir kova su doldur. Gel süngerle yık arabaları, tamam mı? Tamam, hemen yaparım. Kızma Nuri babacığım. Gelmiş. Günaydın Seyit. Günaydın ağam, hoş gelmişsiniz. Zeyno kızımız nasıl, iyi mi? İyidir ağam, elleriden öper. Melahat ablalardadır. Nikah muamelerine ne zaman başlayacaksınız oğlum? Bugün başlayacak inşallah baba. Ben de tam senden izin alacaktım. İşlemleri yapmak için. İzin senin evladım. Hadi bakalım bir an evvel kıyın şu nikahı. Sağ ol ağam. O zaman ben gidem. Zeyno'dan nüfus kağıdını alam. Oradan belediyeye gidem. Gidem mi ağam? Tamam hadi bakalım. Haydi evladım. Sağ ol. Kolay gelsin. Horozum benim. Canım horozum. Babam kurban olsun sana. Ver bakayım bebecik babayım. Pardon abi ya. Hayvansever çok insan gördüm ama senin gibisini ilk defa görüyorum. Hani ben de hayvanseverim ama sen bir başkasın abi ya. Tabii abicim ya, senin de bu horoz gibi milyarlar kazandıran bir horozun olsa eminim benden daha çok seversin bu abi. Milyarlar kazandıran mı? Hayrolun abi, yani senin horoz ne iş yapıyor, ne işle meşgul abi? Dövüş horozu abicim, bu dövüş horozu. Daha yeni bir dövüşten geliyoruz bu abi. 3000 TL kazandırdı bunu. 3000 TL mi? Herhalde be abicim be. Alis malis zint horozu be abicim be. Bu devirde paran olacak abi. Böyle bir horoz alacaksın. Kısa zamanlı köşeyi dönersin be abi. Soruma sahip kaç var abicim bu horozun değeri? Abi aslında abi çilmez bunu ama ben bir arkadaştan 1000 TL almıştım ya. 1000 TL mi? Ne yaptın abicim ya? Ben 1000 TL etmem ya. Sen etmezsin tabii be abicim be. Ama bu eder abicim. Daha yeni bir dövüşten ederinin 3 katı kazandır diyorum sana ya. Pardon, yani şimdi sen bunu bana kaça bırakırsın mesela? Abi be, sen güzel bir abiye benziyorsun. Uygun bir fiyat ver, bırakacağım sana, gideyim ben. Yapma ya. Zeyno, hiçbir şey yemedin kızım. Hadi yapsana kahvaltını. Tabii senin köyündeki böyle mis gibi taze sütlü peynirli kahvaltılara benzemez bizim kahvaltımız. Ama yine de yemen lazım biraz, hadi bakayım. Yiyen Melahat ablam, Allah halıl İbrahim bereketi versin. Pek iştahım yoktur. Niye yok? Bana sorarsanız Seyit'i özledi. Onun için iştah yok. Ya aferin Tuğçe sana, yani utandırma çocuğu evladım, ne biçim konuşuyorsun öyle? Hadi kızım ye sen. Aman anne, bunda utanılacak ne var? Aşk dünya ne güzel şey değil mi? Aşktan neden utansın değil mi Zeyno? Ben bilmem. Hadi bakayım sen kes çeneni, yemeğini ye. Hadi evladım ye sen. Hadi. Ben sana biraz incir reçeli vereyim mi? Neyse ben kendime çay koyayım. Ben kapıya bakayım. Seyit hoş geldin. Selamun aleyküm bacım. Kusura bakmayasınız, rahatsız etmişim. Zeyno ile bir iki çift laf edecektim de o yüzden gelmişim. İçeri gelseydin. Sağ olasınız. Burada bekleyeyim ben Zeyno'yu. İyi madem, bekle o zaman. Sesleniyorum. Hadi. Seyit geldi. Dışarıda seni bekliyor. Seyit. Zeyno. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Nüfus kağıdını almaya gelmişim. Nikah işlemleri için. Buyur Seyit. Nasılsın, iyi misin? Melahat ablalar size iyi bakayım mı? He, sağ olasın. Anam gibi üstüme titriyor Melahat ablam. Çok iyi kadın. Tuğçe de çok iyi kızdır. Zeyno, madem keyfi yerindedir, o zaman niye böyle durgundur insan? Ağamları düşüneyim Seyit. Ya peşimizden İstanbul'a gelmeye kalkarlarsa? Aman Zeyno, korktuğun şeye bakasan. İstanbul kocaman bir şehirdir. Gelseler bile bizi bulamazlar hem. Ha samanlıkta iğne aramışlar, ha İstanbul'da Zeyno ile Seyit. Bulamazlar değil, öyle mi Seyit? He bulamazlar. Sen meraklanmayasın. Zeyno, bana bir diyeceğin yoksa
ben gideyim ha. Seyit, Tuğçe dedi ki, Seyit Siyah para bıraksın, sana şehirli esvapları bakacağız dedi. Ha. Dur, vereyim hemen. Kemal, Oruz'um sen de günaydın de bakayım. Bak kafasını sallıyor, günaydın diyor baba. Sinan, nereden çıktı oğlum bu horoz? Nereden çıkacak baba? Anasının yumurtasından çıktı tabii. Sinan abimin köyden akrabasıdır herhalde Nuri babacığım. Baksana, nasıl da birbirlerine benziyorlar. Oruz'um, duydun mu? Bak Ali Kemal abin büyümüş, Sinan abisine espri yapıyor. Sinan neyin nesi evladım bu horoz? Anlatayım baba, durum şöyle. Şimdi bu horoz bir Hint horozu, yani dövüş horozu. Piyasa değeri tam 1000 TL. Fakat ben uyanık bir adam olduğum için sahibini kazıkladım ve bu horozu tam 200 TL'ye kapattım. Bravo, tebrik ederim. De, ne yapacaksın sen bu horozu? Baba, takside şoför olarak kullanacak değilim herhalde. Dövüştüreceğim. Bu horoz dövüşecek ve para kazanacak. Ben de onun kazandığı paraları istiflemek için bir para kasası satın alacağım. Vallahi ne diyeyim evladım ya. Allah sana akıl fikir versin. Sağ ol Nuri baba. Allah razı olsun ama Allah bana aklı fikri verdi. O yüzden gittim ben bu horozu aldım. Şimdi Allah bana kısmetse bol bol para verecek baba. Değil mi benim horozum? Değil mi güzel horozum? Kafa salla bakayım. Ağam, koskoca İstanbul'da bu Seyit'i nasıl bulacağız? Bu iş bir zor geliyor ağam. Ya sen ne değilsin? Densiz. Daha bismillah İstanbul'a yeni inmişsin. Hemen yılgınlık gösterilsin. Seyit kansızı namusumuzu lekelemiştir. Namusumuzu temizlememiz lazımdır. Ağam, kurban olam. Yanlış anlamışsın sen beni. Ben diyeyim ki, hani biz yol bilmeyik, yordan bilmeyik, nasıl bulacak o Seyit'i? Gerekirse her evin kapısını çalacağız. Seyit'in izini bulacağız, tamam mı? Tamam ağam. Hadi yürü. Murat, oğlum uyan. Saati kurmuşsun Murat. Of. Ne oldu oğlum? Bir şeyim yok anne. Biraz başım ağrıyor. Bir de vücudum kırık. Geçer biraz da. Oğlum kendi kendine geçer mi? Yat istirahat et. Okuldan taksiye, taksiden okula koşuşturup duruyorsun. Manzarla hasta olacaksın. Hiçbir şey olmaz annelerin en güzeli. Direksiyonun başına geçtim mi kendime gelirim ben. Ay ne inatçı şeysin oğlum. İnsan sözünü dinlemez mi annesinin? Dinliyorum ya güzel anam. Sen demedin mi bana taksiye çık diye ha? Hadi ver oğluna bir yanık. Davuşman. Bu eşarbı niye bağladın başına? Mendil. Babacığım başın mı ağrıyor yoksa? Sorma kızım sorma. Dişim ağrır. Sabaha kadar uyutmadı bu beni be. Vah vah. Ben bunun diş gibi cibiliyetine tüküreyim be. Ben bana bunu yapacağını bilseydim ben bunu 20 yaşında kırar atardım ya. Ne beklersin Osman? Kalk dişçiye gidelim. Bana dişçi deme Safiye, bana dişçi deme. Zaten Sinan Hanım tepemde, daha kanımı beynime fırlattırma. Ya annem kötü bir şey mi söyledi şimdi? Niye kızıyorsun bu kadar? De babanla bir kabahat yaptır çocuğum. Ben unuttum. De baban çok korkar dişçiden. Ne? Babam dişçiden mi korkuyor? Hayır be! Ben dişçiden mişçiden korkmam. Allah'tan başka kimseden korkmam. Ah. Tabii korkmazsın yiğidim. Sen bugüne bugün koskoca Kırkpınar pelvanı Osman'a gatsın. Sen gençliğinde 7 düvelin pelvanlarını dize getirmişsin evelallah. De istersen dişini iple çekelim ne dersin yiğidim? Yok be Safiye, yok be. Ben rakıyla gargaraya derim. O zaman ağrısı geçer. Sen nasıl istersen öyle olsun yiğidim. De çay koyar mı kahvaltı yapalım sen mı? Sen nereden dinlersin be Safiye? Neremle yiyeyim? Hah, bak yine sinirim tepeme fırladı. Ben işe giderim. Haydi ben durağa giderim. Tamam Osman'ım. Oğlum Osman'ım. Geçmiş olsun babacığım. Oh be, dünya varmış. Ay, gitti de rahat bir nefes aldık. Ne bu be? Adam değil, canavar. Ay. Alo,
Buyurun. Benim Dilek. Kast Ajansı'ndan mı arıyorsunuz? Sizi dinliyorum. Ha, reklam mı çekecekler? Bugün. Tamam, geliyorum o zaman. Görüşmek üzere. Tabii nereye gidersin? Sen benden gizli bir şeyler çevirirsin. Üt bakalım beni. Ay anne, vallahi söyleyecektim sana. Unuttum ya. Neyi söyleyecektin? Söyle hadi. Hani bizim bir kız var ya okuldan, Hatice diye. O bir kast ajansına kaydolmuş. İşte bana dedi ki hadi sen de kaydol. Ben de gittim kaydoldum. De kast ajansı nedir? Ya hani oyuncuların kaydolduğu ajans var ya o işte. Ne? Oyuncu mu olacaksın? Bir artist olman eksikti. Baban duysa öldürür bizi. Ya anne, artist olmak kötü bir şey mi sanki? Bak yönetmen beni görmüş, beğenmiş, bir reklam filmi çekecekmiş. Bugün gelir misiniz diyorlar. Hayatta olmaz, izin veremem. Ya anne, gazetelerde okumuyor musun sen? Oyuncuların kazandıkları parayı, dünyanın parasını veriyor adamlar ya. Ben çok mu para verirler? Oo, hem de nasıl ya? İyi hadi, olur. Canım annem ya, sen var ya bir tanesin. Dayanlı bir şartım vardı, ben de geleceğim seninle. Eğer bir dakika yanında olacağım, yalnız bırakmayacağım seni. Tek kimselere güvenemem. Tamam, gel. Günaydın çocuklar. Günaydın Nuri Bey. Günaydın Melahat Hanım. Hoş geldin ablacığım. Çayın hemen geliyor. Hadi bakalım. Günaydın Melahat Hanım, hoş geldiniz. Oğlum sen de günaydın desene ablana, hadi bakalım. Ah canım benim ya, bu ne sevimli şey böyle. Sinan nereden buldun bunu? Bu bir dövüş horozu Melahat Hanım. Çok muhteşem bir dövüş horozudur. Kendi camiasının Sinan Şamil Şam'ı diyebiliriz. Değil mi horoz? Yani gerçekten çok güzel dövüşür, kodumu kafayı oturtturur. Paranızı bu horoza oynayın, asla kaybetmezsiniz Melahat Hanım. Kusura bakma ama ben hayvanları dövüştürmeye karşıyım. Bana göre çok yanlış bir şey bu. Olur mu Melahat Hanım? Bu hayvan bir dövüş horozu. Yani şimdi siz Jackie Chan'e, Jet Li'ye dövüşme diyebilir misiniz? Onlara diyemediğiniz gibi bu horoza diyemezsiniz. Çünkü bu horoz hayatını dövüşerek kazanıyor. Ne yapsın yani? Dövüşmesinde hırsızlık mı yapsın? Abartma Sinan, abartma. Afiyet olsun ablacığım. Urfa'dan gelirken kaçak çay getirmiştim. Onun ile demledim. Şahane çay oldu. Kaçak çay mı getirdin? Al bunu götür. Benim Karadeniz'imin mis gibi çayları dururken katiyen içmem bunu. Haklısın ablacığım. Siz bugün ters tarafınızdan mı kattınız Melahat Hanım? Yalnız bir şey var Sinan ya. Bu horozun hala adı yok biliyor musun? Doğru Nuri Baba ya. Buna bir isim bulmak lazım. Ne diyelim? Buldum. Ben bu horoza Şanziment diyeyim. Yani kayganamın adını vereyim. Oy, Şanziment mi? Ya oğlum ne istiyorsun kadından ya? Ya Sinan. Şaziment kadın ismi. Horoza koyulur mu be çocuğum? Doğru Melahat Hanım, kadın ismi. Ama benim kaynanama vermişler. Şimdi sorarım size, benim kayganamın kadınlıkla ne alakası var Allah aşkına? Aşk olsun. Bir dakika, ben diğer şanzimentleri buradan tenzih ederim. Onlarla bir alakası yok. Ben bu hayvana şanziment diyorsam bir sebebi var. Yani aynı kayganam gibi yırtıcı, vahşi, kırıcı ve delici olduğu için ona şanziment diyorum. Değil mi şanziment? Alo, buyurun efendim Akasya durağı. Adresi alayım efendim. Tabii, hemen geliyor taksiniz. İyi günler. Sinan Fırlıoğlu. Tavuk çıkmazı 4 numara. Emrin olur babacığım, gidiyoruz. Görüşürüz Melahat Hanım. Hoşça kal de Melahat Hanım'a. Anne Kemal, şanzıment sana emanet. Hadi bakalım. Biz ameliyat parasını denkleştirdik doktor bey. Kızımızı ameliyat ettirmek istiyoruz. O zaman hemen yapalım. Beklemek gereksiz. Bizce de ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Yarın yapabiliriz. Ne dersiniz? Çok iyi doktor bey. Kızımızın ameliyattan sonra yürüme şansı yüksek değil mi? Evet, %80 ihtimalle yürüyecek hanımefendi. İnşallah. Ablacığım, merakımı bağışlayın ama arabaya bindiğinizden beri iki gözünüz iki çeşme. Hayırdır inşallah, kötü bir şey mi oldu? Daha ne olsun beyefendi? Vallahi bilmiyorum. Ne oldu hanımefendi? 10 yılımı verdim ben hayırsıza beyefendi. Hayırsız mı? Pardon, o hayırsız kim hanımefendi? Kocam olacak o hayırsıza. Ha, o hayırsıza. Ama o ne yaptı dersiniz? 10 yıllık evliliğimizin sonucunda kalkıp beni bir şıllıkla aldattığını öğrendim. Vay namussuz vay. Vay alçak vay. Vay ırz düşmanı nankör kedi. Böylelerini ihraç fazlası domates gibi denize dökeceksiniz ablacığım. Ablacığım kusura bakmayın. Yani ben bir an kaptırdım kendimi. Kocanız olduğunu unuttum. İleri geri konuştum. Bağışlayın yani.
az bile söylediniz, ağzınıza sağlık. Öyle mi? İyi etmişim o zaman. İçimden geldi vallahi ablacığım ya. Kusura bakma yani. Şurada sağda duralım. Şu lokantada o Şılık'la buluşup yemek yediğini öğren. Şimdi gidip derslerini vereceğim. Tamam ablacığım, emredersiniz. Yalnız ablacığım rica edeyim. İki tane de benim için patlatırsanız o hayırsa çok sevinirim. Zevkle beyefendi. Eyvallah. Burası mı ablacığım? Ulan ne adamlar var be. Canım kadını aldatmış. Neyse. Bu kadın parayı ödemedi. Aman be kardeşim ya. Parayı ödemedi kadın ya. Şirin. Seni rezil kefazi. Beni bu kadının sütlesini alıyordun elime. Elin körü oluyor ha. Hep kocama elimleri almaya kalk. Hem de ondan sonra ne oluyor ayol he? Şirin var ya şirin. Ablacığım kocama. Ablacığım paranı vermeyi unuttun be güzel ablacığım. Dur be parayı nasıl vereceğim şimdi ha? Yıllarımı verdim sana pislik yarasın. Ablacığım ablacığım bak ona ne güzel yıllarını vermişsin. Sen bana paramı ver ben de gideyim. Ya parası ver. Ya paranı verin ben. Bir dakika ya. Abicim sen bu kadını niye aldatıyorsun? Bana ne vuruyorsun? Yapınıza merhabalar. Merhaba Osman Bey. Osman hayrola? Nedir o rakı şişesi öyle? Bana bak. Yoksa alkolik oldun da gündüz vakti mi içiyorsun? Tübede ben oraya ne alkolü? Ben gündüz vakti içmiyorum. E içmezsin de bu rakıyı ne yaparsın Osman Bey? Dişim ağrır Melahat Hanım. Onunla gargara yaparım, ağrısını keserim. Bak nasıl şişti. Ay hakikaten şişmiş. Vah. Yahu kardeşim sen deli misin? Rakıyla tedavi olur mu? Gitsene bir dişçiye. Karıştırma dişçiyi Nuray abi, karıştırma. Bilmez misin Nuri babacığım? Osman emicem çok korkar dişçiden. Ulan vitaminsiz yalattıracağım şimdi şişeyi ha. Osman Bey yapmayın. Bacak kadar çocuk ayol, ciddiye almayın onu. Dua et Melahat Hanım'a yoksa gösterirdim sana gününü ha. Ha. Bu arada unutmadan şunu vereyim Osman, bu sana geldi. Ne olur bu Nuray abi? Ceza. Ceza ne? Ne cezası? Trafik cezası. Nasıl olur ya? Bilmez misin beni? Trafik kurallarına çok uyarım Nuray abi. Nereden çıktı bu şimdi ya? Aa, ne bileyim işte. EDS kameralarıyla görüntülemişler, fotoğrafını almışlar o. Hakikaten Osman Bey. İşte sizin arabanın plakasını olduğu gibi görüntülemişler. Evet, aynen benim araba çıkmış burada mı? Ama ben gece şoförüne de vermedim arabayı. Nereden çıktı bu şimdi ya? Bu işin içinde bir iş var Nuri Aga ama bakalım öğreneceğiz. Ali Kemal. Buyur babacığım. Oğlum çay versene insanlara. Oy, tabii babacığım. Dur. Merhaba. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Merhabalar. Merhaba. Yönetmen Bey, bakın Dilek Hanım bu. Nefis bir yüz. Tam istediğim gibi duru. Sade bir güzellik. Ay, teşekkür ederim. Ya öyledir yönetmen kızanım. De anasına çekmiştir kızımın güzelliği. Övülmek gibi olmasın. De ben de doğurduğuma bir de böyle 10 numara bir çocuk doğururum. Harika, enfes. Çok spesifik bir yüz. De öyledir benim kızım. Harikadır, enfestir. Çok spesifik, her neyse dediğinizdendir. Ben kızınızdan bahsetmiyorum hanımefendi, sizden bahsediyorum. Benden mi? Evet, aynı reklamda kızınızla birlikte sizin de rol almanızı istiyorum. De benimle şaka mı geçersiniz yönetmen bey? Aksine, ben çok ciddiyim hanımefendi. De ben ne anlarım artistlikten. Hem diğer oyuncuyla anlaşmıştık yönetmen bey. İptal edin onu, ben bu hanımefendiyi istiyorum. Anne kız ikisini de aynı reklam filminde oynatmak istiyorum. Tabii efendim. Ne dersiniz hanımefendi? Madem görmüşsünüz güzelliğimi, takdir etmişsiniz. Ben de sizi kırmayayım bari. Harikasınız. Bir daha karı koca arasına girersem tövbeler olsun. Vahşi aslanların, yırtıcı aslanların kafesine girerim, karı koca arasına girme. Yırtıcı aslanların kafesine gir, aslanlar seni yasın. Bu gürültüden de kurtulalım biz ya. Hayrola be Sinan, ne oldu yavrum? Melahat Hanım. Adamın bir tanesi karısını aldatıyormuş. Ha. Karısı da lokantada sevgilisiyle adamı bastı. E'si Nuri Baba, ben de paramı almaya aralarına girdim. Kavga etmeye başladılar. Arada dayağı ben yedim. Bir adam vuruyor, bir kadın vuruyor. Bir adam vuruyor, bir dayağı ben yedim yani. Elleri dert görmesin. Şşş! Ne dedin sen? Şey dedim. Elleri dert görmesin. Yok. Hangi eller o eller? Oynanıyorum. Merhaba çocuklar. Merhaba Mehmet Hocam. Buyurun. Herkese merhaba. Hoş geldin Mehmet Bey. Hayrola Mehmet Hoca?
Bugün yüzünde güller açıyor. Hayırlı bir haber mi var yoksa? Evet Nuri Baba, hayırlı bir haberim var. Hastaneden geliyorum. Yarın kızım ameliyat oluyor. Hadi ya. Oh be. Gözün aydın hocam. Aa, gözün aydın Mehmet Hoca. Aa. Çok sevindik be Mehmet Hoca. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederim Melahat Hanım. Yani arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizlerin verdiği paralar olmasa kızımı ameliyat ettirmeme imkan yok. Yani hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Olur mu hiç öyle şey? Biz hepimiz bir aile değil miyiz burada? Biz o parayı kızımıza verdik Mehmet Hoca. Bak Mehmet Hoca, Nurten kızımız bir yürüsün, Allah'tan başka hiçbir şey istemem. Bir de dişim geçsin tabii. Efendim, efendim, iyi günler, günaydın, günaydın. Günaydın Mazhar Bey. Hoş geldiniz Mazhar Bey. Hangi dağda kurduğunuzu böyle sessiz sedasız teşrif buyurdunuz? Mazhar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendiciğim. Nasılsınız efendim? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim efendim. Çünkü Taksi Gazetesi için yazdığım makaleyi getirdim. Toplumun bu kutsal görevi bana vermesinden dolayı büyük bir huzur içindeyim efendim. Alayım ben onu. Buyurun efendim. Buyurun lütfen. Ah teşekkür ederim. Siz nereye oturacaksınız? Buraya otur, otur Mazhar Bey, otur haydi. Allah Allah. Evet. Bu ne? Fil Mazhar Bey, fil. Neye benziyor? Horoz Mazhar Bey. Benim horozum. Tanıştırayım. Horozum şanzıment, arsamızın sahibi Mazhar Bey. Mazhar Bey şanzıment. Aman yarabbim şu rezalete bakın. Burası taksi durağı mı, hayvanat bahçesi mi? Burada kesinlikle hayvan besleyemezsiniz. Ebe Mazhar Bey, o zaman siz niye teşrif buyurdunuz buraya yani? Bana bak, sen sus, sarhoş. Hem kel hem fodul. Görülmemiş şey. Taksi durağında içki içiyor. Seni taksiciler cemiyetine şikayet edeceğim ve meslekten de attıracağım. Aman be! Nereye şikayet edersen et. Benim dişim ağır. Bununla gargara yaparım. İçmem be! Bu palavralara da ben inandım. Sizi buradan def edip attıracağım. Çaşa kalacaksınız. Ay ben sizi geçireyim. Sahi. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Sinirlerim ayağa kalktı. Alo buyurun efendim. Akasya durağı. Adresi alayım efendim. Evet efendim, tamam. Hemen geliyor taksiniz. Osman'cığım, deve tabanı sokağı 23 numara, hadi. Hı, deve tabanı mı? İnşallah unutmam. Deve tabanı, deve Osman tabanı. Dur ya. Oğlum elinde rakı şişesiyle arabaya bindir mi? Bırak şuraya rakıyı. Ya yolda ağrısa dişim, ben gargara yapacağım. Ha, onu torpido gözüne korum, kimse görmez. Haydi, deve tabanı, deve tabanı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Urfalar kahvesiymiş ha. Oo, hoş gelmişsiniz cigerler. Hoş bulduk. Yahu başım gözüm üstüne geldi. İsmail, müsaade et. Misafir var. Buyurun ağalar. Buyurun otarım. Lo, ağalara çay getir. Hemen abi. Hele deyin bakayım. Siz buralara hayırdır? Hiç hayırlı derler kurban. Ciğeri dökülesice Seyit kansızını arayık. Ne yaptı ki Seyit? Cami duvarına pislemiştir. Acım Zeyno'yu kaçırmıştır. Vay namussuz, vay alçak. Şimdi bir söyle ağam. Seyit denen o kansızı görmüş müsün? Allah'a inancınız olsun, hiç görmemişim. Aha bu kahveden adımın içeri atmamıştır. Size inanayım kurban. Hiç sorun değildir. Elbet bulacak o kansızı. Bulup cezasını vereceğiz. Verin o kansızın cezasını. Buyurun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Zeyno. Giydin mi canım? Nasıl oldu? Bilmem ki bacım. E çık tabii görelim bakalım. Aa. Zeyno çok güzel olmuşsun. Öyle mi? Seyit beğenir mi ki? Beğenmek de ne demek? Seyit bayılacak buna. Öyle mi? Alıyoruz. Bunları da alıyoruz, bunu da alıyoruz. Masraf olmasın çok. E birazcık olsun canım masraf. Yakında evleniyorsun sen. Kocana güzel görünmen lazım. E madem öyle değilsin, al akavakıtı. E hadi gel bakalım. Oha be! Takside sigara içen taksici gördüm de, içki içeni ilk kez görüyorum. Sen beni yanlış anladın kardeş. Ben içmem. Ne yanlış anlayacağım ya? İçmem diyor bir de. Şişeyi kafaya dikiyor, hala konuşuyor. Bu ne terbiyesizlik ya? Can taşıyorsun kardeşim burada, can. Kardeşim, ben içmem. Benim dişim ağrır. Ben bununla
Gargara yadarım ya dişimi. Bırak paralamayı ay yaş. Çekse ineceğim. Tamam be inersin. Hadi. Hadi in bakalım. Hadi. Hadi yürü. Memur bey bakar mısınız? Bu şoförden şikayetçiyim. Güpegündüz taksisinde rakı içiyor. İftira eder memur bey. Vallahi içmem. Öyle mi? Elinde içki şişesi var ama. Oh keyifler gıcı. Mezede ister misin yanına? Haydari, ezme bir şeyler yaptırayım yanına. Bak memur bey ağzımı alırım ama içime çekmem yani. Dudak teriyakisi misin yoksa? Ceza kesiyorum sana. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine de el konulacak. Bakın memur bey, işin bak benim dişim ağrır. Böyle alırım ağzıma gargara yadarım ama yutmam. Anlatabilir miyim? Yalan söylüyor memur bey. Alın ehliyetini bu ayaçı. Şimdi yalattıracağım şişeyi kafana göreceksin. Akıtacağım pekmezlerini ha. Utanmıyor musun sen görevli memurun yanında vatandaşı tehdit etmeye? Hem alkollüsün hem zorba. Bakın memur bey ben itiraz ederim. Vallahi alkollü değilim ya. Hiç konuşma kesiyorum cezanı. Bir dakika dinle beni memur bey. Bak gidelim merkeze alsınlar buradan kan. Göreceksin alkollü diyelim. Madem itiraz ediyorsun karakola gidelim. Haydi gidelim buyurun buyurun gidelim buyurun. Hazırsanız çekime başlıyoruz. De hazırız bey yönetmenim. Çok güzel. Şimdi ürünümüz bu. Bu nedir? Pet anne bildiğin kadın pedi işte. Ne? Kadın pedi mi? Hayatta oynamam ben bu reklamda. Nasıl oynamazsınız hanımefendi? Ne varmış ürünümüzde? Daha ne olsun? Tövbe tövbe. De reklamını çekecek başka bir şey bulamadınız mı? De Osman'ın bizi bu reklamda görsün öldürür. İyi de Osman kim? Ya Osman benim babam. De kucağım diye söylemem. Kendisi delinin tekidir. Bizim bu reklamda oynadığımızı görsün bizi kıtır kıtır keser. Ya keser vallahi. De ızını alamaz gelir bir de sizi keser yönetmen kız hanım. Hemen reddetmeyin. Çok iyi para vereceğiz size. 5000 YTL para vereceğiz hanımefendi. Ne? 5000 YTL mi? De çok paraymış be ya. Anne gel oynayalım şu reklamda ya. Babam zaten televizyon izlemiyor ki nereden görecek bizi Allah aşkına? Öyle mi dersin? Tabii. Adam sadece maçlara bakıyor televizyonda. Maçlara da kadın pedi reklamı vermiyoruz takdir edersiniz ki. Hadi oynayalım bari. Zaten bu parayı reddetsem uykularım kaçardı. Zeyno, kız sen ne güzel oldun böyle ya. Seyit seni gördüğü zaman tanıyamayacak. Esat'tan güzel olmuş muyum? Güzel deseniz mi? Harika oldun Zeyno. Maşallah. Sen güzel olacağına bahtın güzel olsun ay yavrum. Hoş bu kafayla. Bahtının da güzel olacağı şüpheli ya. Neyse. Anne! Anne! Ne var? Bir büyüğü olarak uyaramaz mıyım? Kız sahiden sen evlenecek misin bu taksici parçasıyla? He, evleneceğim. Kızım sen peynir ekmekle mi yedin aklını? Köyde koskoca ağanın oğlu istemiş seni. Sen onu orada bırakıp gel. Açlıktan nefesi kokan bir taksiciye kaç. Ya anne ne diyorsun sen ya? Ama Şanziman teyze üzüyorsunuz Zeyno'yu. Ben Seyit'i seviyorum. Kızım. Gel bu sevdadan vazgeç. Sevgi karın doyurmuyor. Benim salak kızım da severek evlendi bir taksiciyle oradan biliyorum. Öf anne ya! Sen benim annemin dediklerine kulak asma. Biz Sinan abinle çok mutluyuz. Çok mutlular, çok. Açlıktan nefesleri kokuyor. Ben evimi açmasaydım sokaklarda yatıyor olacaklardı. Sen anneme kulak asma. Aklını karıştırmasına izin verme. Ben Seyit'le evlenebilmek için ölümü göze almışım ablam. Aklım karışır hiç. Aferin kız sana. Yahu delirdin mi sen be adam? Güfe gündüz arabada rakı mı içilir? Kumsar aga, eğer bir katı içtiysen namerdim. Bak, dişim ağrı. Aldım bile ağzıma rakıyı. Gargara yattım, çıkarttım. Bak şimdi, tahlil sonuçları gelecek. Eğer kanımda bir nebze alkol varsa göreceksin. Bir. Tahlil sonuçları getirdim efendim. Nasıl çıkmış? Dediği gibi komiserim, içkili değilmiş. Kanı temiz çıktı. Bak görür müsün kumser aga? Tanımaz mısın beni? Ben iç gündüz içer miyim alkol? Oturabilir miyim? Oturdum bile. Şimdi şey rica edeceğim. Ben şu ehliyetimi alayım. Ehliyetini veririm ama bir şartla. Şart mı ne şartı? Buradan çıkınca doğru dişçiye gideceksin tamam mı? Dişçi mi? Ne dişçisi ya? Tamam mı dedim Osman aga? Allah'ım. Kumser aga sana bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Ne diyorsun Osman? Hiçbir şey anlamıyorum. Şey demek isterim. Ben dişçiden korkarım. Ne demek dişçiden korkarım Osman? Çocuk musun sen be ya? Aa,
Buradan çıkınca doğru dişçiye gidip o dişini çektireceksin. Anlaştık mı? Dişçi ha? Al bakalım. Nereden çıktı şimdi bu dişçi be? Be komiserim, affedersiniz. Yarın gitsem olur mu? Ver ehliyeti. Ay yok, tamam tamam, hemen gideceğim. Aman şoför bey, çok acelem var. Ne olursunuz da hızlı sürün. Merak etmeyin hanımefendi, acil bir durum mu var yok? Hem de ne acil. Emniyet şeridinden gidemez miyiz acaba? Daha hızlı gideriz. Aa, olur mu hanımefendi? Emniyet şeridi bozulan arabalar içindir. İtfaiye geçsin diye, ambulans geçsin diye. Ah garibim Mahmut, ah. Ne oldu? Bir şey mi oldu Mahmut Bey? Daha ne olsun beyefendi? Mahmut kurşunları yedi. Kanlar içinde hastanede yatıyor beyefendi. Öyle mi? O zaman hemen emniyet şeridine geçiyorum hanımefendi. Geç kalmasak bari. Merak etmeyin hanımefendi, ben sizi yetiştiririm. Niye vuruldu Mahmut Bey? Sebep? Hiç sormayın kardeş. Kan davası vardı. Bu devirde hala kaldı mı böyle geri kafalılık? Sorma kardeş. Kırmızı ışıkta durma. Mahmut'u çok merak ediyorum. Kuralları ihlal ediyoruz hanımefendi. Ama madem hayat memet meselesi, bu seferlik geçelim. Sağ ol kardeş. Geç kalmasak bari. Neye geç kalmasak? Yoksa Mahmut Bey'i ameliyata mı alacaklar? Ben de bilmiyorum. Dizinin geçen bölümünün sonunu muallakta bıraktılar. Ben de şaşırdım. Mahmut öldü mü, yaşıyor mu belli değil. Bu bölümde göreceğiz inşallah. Bir dakika, bir dakika. Sizin deminden beri anlattıkları dizide mi geçiyordu? Yani Mahmut Bey dizide mi vuruldu? Ay evet. Mahmut'un İntikam dizisini izlemiyor musunuz yoksa siz? Pes doğrusu hanımefendi, pes doğrusu. Yani bütün trafik ihlalini ben siz dizi seyredin diye mi yaptım? Aa öyle deme ama Mahmut'un intikamını seyretmen lazım. Dizi değil, gerçek. Vallahi gerçek. Seyretseniz siz de bayılırsınız ayol. Allah'ım sen bana sabırlar ver Allah. Tebe bu kadar. Tümeler tümesi. Bir daha o rakıyı ağzıma sürmeyeceğim. Ne oldu Osman Ağa yahu? Ne bu sinir yine? Sorma be kardeşlik, sorma. Tuttu dişimin agresi yolda. Aldım oradan rakıyı, iki yudum içtim, gargara yaptım. Müşteri görmez mi? Çıkarmaz mı çingarı? Bir zahmet çıkarsın Osman Bey. Ben olsam ben de çıkartırdım. Kim şoförün alkollü araç kullanmasını ister? Bir dakika Melahat Hanım. Eğer o şoför benim kayganamı taşıyorsa... alkol kullanmasında bence hiçbir sakınca yoktur. Yahu Sinan, ne istiyorsun şu kaynanandan ya? Tamam be tamam. Bitmedi daha. Daha devamı var. Hı. Arabayı durdurmasın mı? Aşağı inmesin mi? İnsin. Ondan sonra polis çağırmasın mı? Çağırsın. Uy polis mi çağırdı? Osman Aga, sakın ehliyeti polise kaptırdım deme. Az kalsın kaptıracaktım. Ama verilmiş sadakamız varmış ha. Nasıl kurtardınız ehliyeti peki? Karakola gittik. Kanımı aldılar. Baktılar böyle. Kanımda alkol yok. Öyle kurtardık. Tövbeler tövbesi, bir daha alkolü ağzıma koymayacağım. Oh iyi işte. Aklın başına gelmiş. Dersini almışsın. Bu da bir şeydir. Bundan sonra bir diş doktoruna gidersiniz artık. Gitmem lazım Melahat Hanım ama çok korkarım. Komisere de söz verdim. Nasıl gideceğim bilmem. Osman Ağa ya. Ha? Sen dişçiden mi korkuyorsun? Ha? Ya korkma ya. Ben seni götürürüm dişçiye. Giderken de sana bir oyuncak alırız yolda. Oynaya oynaya gidersin. Sen benimle baytap mı gideceksin? Şimdi bu reklamda bizim üzerine ayağımızı bastığımız konsept şu. Türkiye'deki her kuşaktan kadın yaprak pedini kullanıyor. Anne kız siz de aynı pedi kullanacaksınız. Tamam mı? Tamam. De kullanırız. Özel günlerinizin sizin özgüveninizi kırmasına izin vermiyor bu ped. Pedi takınca kendimize olan güvenimiz artıyor. Şimdi biz bunu kullandıktan sonra kendimize olan güvenimiz artar. Değil mi yönetmen kız hanım? Aynen öyle. Şimdi Dilek catwalk yürüyecek. Sonra biz rüzgarı tutacağız. Yaprak standın önüne geldiğinde Dilek duracak, kameraya bakacak ve gülümseyecek. Yaprak pedi kullanıyorum diyecek. Tamam. Sonra da aynısını siz yapacaksınız hanımefendi. Tamam. Şimdi herkes hazır olsun. Son hazırlıklar. Kız, catwalk ne ki? Kedi yürüyüşü demek anne. Aa daha neler, kedi gibi mi yürüyeceğim be? Yok ben anlamam öyle şeylerden be. Anne öyle değil. Hani böyle mankenler podyumda yürüyorlar ya, onun gibi bir şey. İşte böyle bir ayağını diğer ayağını tam önüne atıyorsun, o kadar. Aa de anladım da de ben bu topuklularla nasıl yürüyeceğim? De orası muallak. Safiye Hanım siz çekilebilirsiniz. Dilek kayıt dediğimde yürümeye başlayacaksın. Kayıt. Bir,
özel günlerimde yaprak kullanıyorum. Evet Safiye Hanım. Hazırız. Kayıt, buyurun. Ay, anne! Safiye Hanım iyi misiniz? Anne iyi misin? Ben iyiyim. De yönetmen kızım. Ben terlikle yürüsem olur mu? De pek yürüyemiyorum da bu topuklularla. Şurada ileride sağda inecektim şoför bey. Buyurun. Ne kadar tuttu? 22 TL. Ne? Nasıl 22 lira tutar ya? Ben bu yola her zaman 15'e geliyorum. Kardeşlik bana ne kızarsın be? Ben bakarım taksimetreye. Taksimetre ne yazarsa onu söylerim. Usta, hı. Senin tekerlekler küçük mü? Nasıl küçük mü? Basbaya. Bazı taksiciler taksimetre fazla yazsın diye küçük tekerlek taktırıyor. Teker ne kadar dönerse taksimetrede o kadar çok yazıyor. Üç kağıt yani. Ya, yani şimdi sen bana üç kağıtçı mı yazsın? Evet, aynen öyle. E, o zaman ben sana gösteririm üç kağıtçı. İn aşağı. İn aşağı. Senden korkan senin gibi olsun. Ben senin ağzına ayar vereceğim. Sen bana üçkağıtçı dersin öyle mi? Üçkağıtçısın işte. Bak 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 hala üçkağıtçıdır. Şimdi sana bir elense çekeceğim. Yapışacaksın yere manda mayısı gibi ha. Anlaşıldı. Sen daha önce benim sopamı hiç yememişsin belli. Dişim. Kardeşim benim agriyan dişimi kırdın. Sen ellerin şivalidir. Beni agriden sızıdan kurtardın. Ben de seni bir öpeceğim. Ne oluyor be, ne oluyor? Senin ellerin şifalı mıdır? Vallahi billahi senden para almam. Gel bir daha bir. Allah! Ne insanlar var ya. Ne oldu Mehmet Hoca? Hayırdır hocam, ters bir durum mu oldu? Sormayın, taksiye bir kadın bindi. Mahmut ölüyor, beni Mahmut'a yetiştir diye tutturdu. Ay bah zavallı ayol. Kimmiş bu Mahmut? Niye ölüyormuş? Nesi varmış? Duyunca ben de sizin gibi telaşlandım Melahat Hanım. Yani Mahmut ölüyor diye bütün trafik kurallarını ihlal ede de son sürat götürüyorum kadını. Eee? Çıka çıka Mahmut kim çıktı dersiniz? Kim? Kim? Mahmut'un İntikamı diye bir dizi var ya, o dizideki Mahmut'muş meğerse. Aman be hocam ya. Meğersem kadın diziye yetişmek için acele ediyormuş. İnsanlar. Ya Mahmut ölüyor sandım. Meğersem dizideki Mahmut ölüyormuş. Neler var ya hocam ya. Gördün mü Ali Kemal be? Biz de seni dünyanın en avanak adamı zannediyorduk. Meğer senden de daha avanakları varmış be kardeşim. Ben bunu şimdi anlayamadım Sinan abicim. Sen bana iyi bir şey mi dedin, kötü bir şey mi dedin? Boş ver Ali Kemal ya. Sonra konuşuruz. Murat, hayrola? Bir şey mi oldu ya? Sabahtan beri çok başım ağrıyor ablacığım. Ateşin var senin, ilaç aldın mı? Aldım ama bana mısın demedi. Sen eve git yat, hadi dinlen biraz, hadi çocuğum. Melahat Hanım haklı evladım ya. Çok yoruyorsun kendini. Hadi git dinlen biraz, hadi. Peki. Hadi oğlum. Hadi size iyi çalışmalar. Sağ ol Murat'ım, geçmiş olsun şimdiden koçum. Geçmiş olsun Murat. Merhaba küçük. Ağlıyor musun sen? Annen baban yok mu senin? Sen kayıp mı oldun yoksa? Ya evin adresini biliyor musun? Bak ben şimdi seni karakola götüreceğim. Tamam mı? Polis amcalar evini bulurlar. Hadi gel bakalım atla arabaya. İyi günler efendim. Seyit Bey'e çiçek getirmiştim. Getir bana çocuğum. Seyit dışarıda. Ben gelince veririm kendisine. Oh. Allah Allah. Yahu bizim Seyit'e kim çiçek gönderir ki? Vallahi ben de anlamadım. Ben o kadar cazibe merkezli bir erkeğim. Bana bile çiçek göndermiyorlar. Seyit'e gönderiyorlar. Çok saçma. Kesin bir metresi var. Başka kim gönderecek Nuri babacığım? Şişt. Ne biçim konuşuyorsun öyle Ali Kemal? Seyit öyle şeyler yapmaz. Aa bir dakika bir dakika. Burada bir kart var. Ben bakayım hocam. Dinleyin okuyorum. Sana bayılıyorum,
Sana hastayım. Nereye baksam seni görüyorum. Sensiz geçen her saniye benim için ölüm demek. Ateş bacayı sarmış. Vay be, Allah Allah. Ya inanamıyorum. Valla biz Seyit'i saf, yiğit bir Anadolu delikanlısı zannediyorduk ama arkadaş kendine harem kurmuş, bizim haberimiz yokmuş. Vay be, biz senelerdir bir tanesini bulamazken adam iki tanesini birden götürüyor ya. Seyit saf bir çocuktur, böyle bir şey yapmaz, inanmıyorum. Valla ben de inanmıyorum. Öyle değil mi Nuri Bey? Valla ister inanın, ister inanmayın. Arkadaş yere bakan yürek yakanmış, saman altından da bayağı su yürütmüş. Ben en iyisi bir şanzımentime bakayım. Şanzıment! Alo, buyurun efendim. Akasya durağı. Tamam efendim. Taksiniz hemen geliyor. İyi günler. Melahat Hanım, Sümbül Sokak numara 7. Tamam, hemen gidiyorum. Şey, Nuri Bey, dönüşte artık eve gidebilir miyim oradan? Tabii, zaten akşam oluyor. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar ablacığım. Arama var. Aşağı inebilir misiniz? Amirim, aradığımız çocuğu bulduk. Bu çocuğun bu arabada ne işi var? Ailesi kayıp diye polise başvurmuş. Öyle mi? Ben de yolda yürürken gördüm. Ağlıyordu. Karakola götürmek için aldım arabaya. Doğru söylediğini nereden bileceğiz? Sorun çocuğa, kendi anlatsın size. Ha? Anlatsana abilere. Hani sen yolda yürüyordun, korkmuştun, ağlıyordun. Sonra ben durdum. Sana evin adresini biliyor musun diye sordum. Sen bilmiyorum dedin. Karakola götürecektim ben seni. Ha? Bir tanem, niye susuyorsun? Söylesene abilere. Çünkü bu çocuk konuşma ve duyma özürlü. Yapmayın ya. Vallahi ben sadece insanlık görevimi yerine getirmeye çalışıyordum amirim. Bunu karakoldaki ifadenle anlatırsın. Alın bana. Gel canım. İyi günler efendim. Nereye gidiyoruz? Tuzla'ya lütfen. Avcılara lütfen. Şimdi bir dakika. Tuzla'ya mı gidiyoruz, Avcılara mı gidiyoruz? Ona göre hareket edeceğim. Önce ben bindim. Demek ki Tuzla'ya gidiyoruz. Hayır, Avcılara gidiyoruz. Tuzla. Avcılar. Tuzla. Avcılar. Tuzla. Avcılar. Ay, bir dakika lütfen, keser misiniz? Yani ben hem Avcılar hem Tuzla'ya aynı anda gidemeyeceğime göre lütfen birinizin inmesi gerek. Tamam o zaman. Fazlalık olan inler. Güle güle Fazlalık. Tuzla'ya lütfen şoför hanım. Hayır, ben inmiyorum. Sen iniyorsun. Avcılara gidiyoruz şoför. Kavgayı keser misiniz lütfen? Lütfen biriniz insin, ben de gideceğim yola bakayım. Öndeki hanımefendi inecek. Ki buradaki hanımefendi lafın gelişi olarak söyledim. Dikkatinizi çekerim. Hayır, arkadaki öküz inecek ki ben buradaki öküzü lafın gelişi söylemedim. Dikkatinizi çekerim. Bana hakaret etti. Gördünüz mü? Ben hiç ağzım bozdum mu? Bozmadım. Onun inmesi lazım. Yalan mı Yunus? Öküz değil misin? Bir dakika, bir dakika. Yunus mu? Ay siz birbirinizi tanıyor musunuz? Maalesef hanımefendi. Tanımamış olmayı o kadar çok isterdim ki. Asıl ben seni tanımamış olmayı daha çok isterdim. Büyükbaş bir hayvana 15 sene evli kalmak takdir edersin ki hiç kolay bir şey değil çünkü. Senden boşanacağım, göreceksin. Hayır, asıl ben senden boşanacağım. Hatta senin olduğun taksiden de çıkıp gidiyorum. Hangi cehenneme gidersen git. Hayır efendim, asıl ben senin bulunduğun bu taksiden iniyorum. Sen nereye defolup gidiyorsan git. Allah'ım, ne acayip insanlar var yarabbim. Bu yaşadığım neydi şimdi benim peki? Neyse Melahat, sen yoluna bak. Hadi. Tövbe ya. Kızı bu gencin taksinde bulduk komiserim. Kızım, İrem neredeydin? Yavrum, evladım. Sen Akasya durağındaki talebe şoför değil misin oğlum? Evet komiserim. Peki bu kız ne arıyordu senin arabanda? Vallahi komiserim, yol kenarında ağlayarak yürüyordu. Ben de size getirmek için aldım taksimi. Hanımefendi, kızınıza sorar mısınız doğru mu söylüyor bu delikanlı? Şoför bey doğru söylüyor komiserim. Yolda bulmuş, hemen karakola getirmiş. Aferin delikanlı. Ne demek komiserim, insanlık görevimiz. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız hala İrem arıyor olacaktık. Herkes aynı şeyi yapardı hanımefendi. Allah razı olsun. Merhaba Gülübek. Bak aldım sana bir ebebek. Ya bu ne Sinan ya? Horoz. Ya bana Allah Allah, horoz mu aldın Sinan? Ne var bununla Gülübek? Hep çiçek alacak değilim ya, bir kere de horoz alayım dedim. Ne yani, hata mı ettim? Ah horoz!
Baba horoz mu aldın? Süpersin ya. Bir versene. Dur oğlum dur dur. Bu çok değerli, çok kıymetli bir horoz. Veremem. Horozum benim horozum. Bu ne be? Ben evimde hayvan istemem. Niye anneciğim, daha önce köpek beslememiş miydiniz siz? Ona bakarsan seni de besliyoruz evde. Bu demek değil ki horoz besleyeceğim. Anne! Anne! Bir kerecik benim yanımda olsan ne olur ha? Sevgili kayganacığım, siz hep şikayet etmiyor muydunuz? Çalar saatim bozuldu, sabahları uyanamıyorum diye. İşte ben de gittim size bir horoz aldım. Artık her sabah bu ür ür der, sizi zamanında uyandırır yani. Alalım anneanne ya, ne olursun? Oğlum saçmalama, evde horoz mu beslenir? Ortalığı mahvedecek sonra ya. Dur, sakin ol Şanziment. Dur Şanziment, sakin ol ya. Damat! Efendim kaygana? Sen şimdi bu horoza benim adımı mı taktın? Sinan, sen şimdi bu hayvana annemin adını mı taktın? Şimdi bir dakika. Benim kayganam Şanziment Hanım çok değerli bir şahsiyet olduğu için ben de horozuma onun adını vereyim dedim ki... Sakin olun bir dakika. O terlikler ne öyle? Defol bir dakika. Sinan! Bir dakika. Ay, ay, defol ya, Sinan! Horoz. Sinan defol! Bir dakika. Canım. Sana ellerimle bol köpüklü bir kahve yaptım. Ellerine sağlık. Anneciğim, iş nasıldı? Aman hiç sorma Tuğçe. Vallahi her müşteri ayrı bir alem kızım ya. Şu taksici olduktan sonra insanları daha iyi tanıdım. Duraktakiler nasıl? Duraktakiler mi? Sen duraktakiler derken kimi kastediyorsun? Murat'ı mı yoksa? Yani olabilir, olmayabilir. İyiler. Murat hasta biraz. Ne? Yani ne olmuş ki? Bir şey yok. Biraz ateşi çıkmış. Eve gönderdik. Vah vah vah. Bak merak ettim şimdi. Nasıl oldu ki acaba? Neyse sen şimdi bunu bir doktor olarak mı merak ettin? Yoksa özel olarak mı merak ettin? Anne, lütfen bana böyle imalı konuşma. Hem yani neden özel olarak merak edeyim ki? Hem bir doktor olarak merak ediyorum, hem de Murat'ın bir arkadaşı olarak merak ediyorum. Tabii, tabii. Hadi git kapıya bak sen. Kim geldi? Ben gelmişim abla. Kusura bakmayın, rahatsız etmişim. Seyit, hoş geldin. Gel şöyle yanıma bakayım. Gel. Gelen. Nasılsın bakalım? İyi Allah'a şükür. Zeyno'ya çok güzel bir gelinlik almışım. Hmm. Tuğçe, git Zeyno'yu çağır da gelsin. Hemen getiriyorum. Ne yaptın nikah işlemlerini? Büyük kısmı tamamdır abla. İnşallah en kısa zamanda hepsini halledeceğiz. Hadi bakalım. Evet Seyit. Bakalım bu güzel hanımefendiyi tanıyabilecek misin? Nasıl buldun Seyit? Zeyno? Zeyno bu Seyit, Zeyno. Beğenmiş mi sen Seyit? Ne bileyim Zeyno'm, hani hiç alışmamışam ya böyle baş açık falan. Seyit. Bak yavrum, artık Zeyno buraya geldiğine göre İstanbul'a biraz bizler gibi giyinmesi daha normal. Peki madem siz öyle değilsiniz, el olsun. Tuğçe. Hadi biz mutfağa gidip yemek hazırlayalım. Evet, hadi gidelim. Hadi. Gel bakayım. O elindeki nedir Seyit? Siyah almışım. Bakalım beğenecek mi sen? Beğenirsin inşallah. Gelinlik. Çok güzelmiş Seyit. Nasıl? Güzel oldun mu? Çok güzel olmuş sen Zeyno. Böyle sultanlar gibi olmuş sana. Arkadaşlar, sıradaki dövüş Kandıral ile Şanziment'in dövüşüdür. Bahisler açılmıştır. Allah kaza bala vermesin, iyi olan kazansın. Şanziment, oğlum birazdan sen dövüşeceksin. Göreyim seni, babanın yüzünü kara çıkarma. Olmaz mı Şanziment? Gel bir öpeyim seni. Oh maşallah. Arkadaşlar, hepiniz paranızı Şanziment'te oynayın. Kesinlikle kazanırsınız. Çünkü Şanziment horozların en horozudur, en kralıdır. Değil mi oğlum? Şanziment, eyvallah baba. İyi olan kazansın. Herkese bol şans.
Göreyim oğlum seni, fırla! Hadi şanzıman, hadi koçum! Gagala onu, tepele onu, ağızdan! Şanzıman sen nereye gittin? Senin dövüşmen lazım. Sen dövüş horozusun ya. Birader bu horoz dövüş horozu değil ki. Nasıl dövüş horozu değil ya? Şanzıman resmen dövüşmek için yaratılmış bir horozdur kardeşim. Üç kağıtçının biri avanakları bulup bulup satıyor bu horozu dövüş horozu diye. Nasıl yani? Sen şimdi bana avanak mı diyorsun? Ben avanak falan değilim. O da benim horozum ve dövüş horozu. Kakalar vallahi hepinizi. Bu avanakların hepsi de senin gibi keklendiklerini bir türlü kabullenmezler. Dövüşmesi için Hint horoz olması lazım. Abi ben keklendim mi hakikaten? Ya yapma ya. Şanzıment. Şanzıment. Oğlum neredesin? Şanzıment. İki pakette çay almıştım. Buyurun Akasya Turu. Tabii efendim, adresinizi alayım. Tamam, hemen taksiniz geliyor. Tarık abicim, Manolya Sokak 32 numara. Tamam Ali Kemal'cim, hemen gidiyorum. Çile çile, hayırlı işler. İki pakette şeker. Buyurun Akasya Turu. Tabii efendim, olmaz mı taksimiz? Adresinizi alayım ben. Tamam efendim, hemen taksiniz gelir. Hoşça kalın. Alemin kral şoförü Ali Kemal gelir. Yavrum, uyumadın mı sen hala? Uyuyamadım anne. Çok heyecanlıyım. Biz de uyuyamadık yavrum, biz de uyuyamadık. Sabah ameliyat var diye erkenden yatıp uyuyalım dedik ama nerede? Biz uyuduk mu sanıyorsunuz? Kimse uyuyamamış bak. Doktora söyledikleri eğer doğruysa bu tekerlekli sandalyeye son kez oturuyorum. İnşallah kızım, inşallah. Doktor niye yalan söylüyorsun Nurten ya? Ameliyattan sonra gerçekten gezip dolaşacaksın işte. Kendini bu fikre alıştırsan iyi olur. Yalnız şunu unutmayın. Yürümeye başladıktan sonra eve hayatta gelmem. Bunca yıldır evde oturuyorum. Bunlarısını çıkarmam lazım değil mi? Sen ayaklan. Ben seni sabahlara kadar gezdireceğim. Canım benim. Söz veriyorum sana, hiç kızmayacağım. Sana da. Anneciğim, babacığım, çok seviyorum sizi. Sevgi çemberini kurdunuz yine. Bizi çağıran yok. Bizi seven yok ki ablacığım. Varsa yoksa Nurten. Gelin bakalım, gelin buraya şımarıklar sizi. Gelin, gelin. Ha. Benim kara kuzum benim. Selamun aleyküm. Allah Allah, niye kimse yok ya? Kapı da kilitli değil. Ali Kemal! Ali Kemal! Gece yarısı nereye gitti bu deli olan ya? Ali Kemal. Vay Ali Kemal. Demek geceleri Osman Aga'nın taksisini çalıp bir şey çıkıyorsun ha? Güzel. Çok güzel. Eyvallah. Allah bereket versin. Büyük tren, küçük ray. Vay Ali Kemal vay. Oy Sinan abicim, ha bu saatte buraya ne işin vardı? Evde canım sıkıldı, şöyle bir hava alayım dedim. Hani dışarı çıkmışken de Ali Kemal'ime bir uğrayayım dedim. Osman Aga'nın niye ikide bir de trafik cezasıydı anlaşıldı Ali Kemal. Osman abime söylemeyeceksin değil mi Sinan abicim? Ha bu ikimizin arasında sır olarak kalacak. Bak Ali Kemal, sır dediğin iki kişinin arasında olmaz. Hele üç kişinin arasında hiç olmaz. Hele hele bu üçüncü kişi Osman Aga'ysa yandın bittin, kesinlikle olmaz. Kurban olayım Sinan abicim, söylemezsin değil mi? Aşk olsun Ali Kemal, teessüf ederim. Sen bana yatağını vereceksin, ben seni gammazlayacağım öyle mi? Yok canım, olur mu öyle? İyi de benim sana yatak falan verdiğim yok ki Sinan abicim. Verdin Ali Kemal, verdin de senin haberin yok. Bu olanları yarın Osman Aga duyarsa senin başına neler gelir biliyor musun? Nurlar içinle yatarsın maazallah. Tamam da verdim yatağı sağ. Sağ ol. Ha Ali Kemal. Ya bugün ben çok yoruldum. Şöyle diyorum, yatmadan önce güzel bir Türk kahvesi yapsan da içsen. Ne kahvesi ha bu saatte Allah aşkına Sinan abicim? Yat da zıbar işte da. Evet, zıbarayım.
Ben zıbarmadan önce bir Osman Aga'ya merhaba diyeyim. Sesini çok özledim. Bir muhabbet edelim ya. Uy tamam tamam da yaparım kahveni. Ali Kemal. Dedim ya bugün çok yorulmuşum diye. Bir de şu diyorum ayaklarıma masaj yapsan, biraz olsan iyi gelecek gibi. Gel bakayım. Allah kimseyi senin eline düşürmesin. Of oğlum. Ayaklarıma kara sular indi. Ya Hasan ağam, kurban olam size. Bu seyidi ne tanıyan var, ne eden var. Ne yapacak şimdi? Aramaya devam edecek. Ya ağam, biz bulsak izini sürerdik hani. Böyle deli gibi adam aranır mı? Samanlıkta iğne aramaya benziyor bu iş. Biz bu kansızı keyfimizden vurmayık. Namusumuz için vurayık. Ya ağam, onu biliyem. Biliyem de. Bilirsen niye konuşuyorsun? Biraz dirayetli ol. Seyidi bulup namusumuzu temizleyecek. Aramaya devam edecek. Başüstüne. Buyurun, günaydın efendim. Ben Tuğçe, Murat'ın arkadaşıyım. Murat hastaymış, bir uğrayıp bakayım dedim. Hoş geldin kızım, buyur gir içeri. Teşekkür ederim. Buyur. Geçmiş olsun Murat. Oo, hoş geldiniz doktor hanım. Doktor musun kızım? Tıpta okuyorum efendim. Ha, maşallah. Önce bir ateşini ölçelim bakalım. Tuğçe, Allah aşkınıza yani yapmayın şöyle şeyler. İyiyim ben. İstersen bir doktor adayı olarak hasta olup olmadığına ben karar veriyorum Murat. Teyzeciğim, biraz sirke su getirebilir misiniz? Getireyim kızım. Doktor hanım, yaşayacak mıyım? Hayır Murat, öleceksin. Ama hastalıktan değil. Biraz sonra sinir krizleri geçirip boğacağım seni. Getirdim kızım. Teşekkür ederim efendim. Sen hasta değilim diyorsun ama derece tam tersini söylüyor Murat. Tam 40 derece. Hastaneye mi götürsek acaba? Yok teyzeciğim, bu basit bir soğuk algınlığı. Ben şimdi eczaneden gerekli ilaçları alırım, bir şey kalmaz. Tuğçe, zahmet olmasın sana. Ne zahmeti canım, olur mu öyle şey? Bir koşu gider gelirim ben. Ben seni geçireyim kızım. Teyzeciğim siz zahmet etmeyin, ben hemen gider gelirim. Sağ ol kızım. Kim bu güzel kız bakayım? Gelin adayı mı yoksa? Yok be anne, ortada fol yok, yumurta yok, sen de... Ha, ben anlarım. Bakışlarınızdan anladım. Günaydın Ali Kemal. Günaydın babacığım. Çok kral çay demledim. İçer misin? İçerim. Şöyle ince belli yap bakayım bir tane. Hemen getiriyorum. Bu gene burada mı ya? Hep burayadır babacığım. Adeta duran demirbaşı oldu çıktı. Yandır bakayım şimdi. Hemen babacığım. Sinan Bey kalkın. Sabahın... Ne oldu, geldik mi? Geldik canım, geldik. Nuri baba. Oğlum senin ne işin var burada ya? Ben ne zaman buraya gelsem seni burada yatar buluyorum. Senin evin barkın yok mu? Var Nuri baba, var da kayganam yine beni evden kovdu. Ben de buraya geldim. Yoksa çok meraklısı değilim yani Ali Kemal'in bitli yatağında böyle uyumaya. Oy, sen de nankör adamsın da hem yatağıma yataşsın hem de çamur atıyorsun. Sus Ali Kemal, konuşma. Niye kovdu kaynanan oğlum? Nuri baba, hani benim horozum vardı ya, adını şanziment koymuştum. Evde yanlışlıkla horozuma gel şanziment dedim. Kayganam da duydu, sinirlendi, beni kovdu. Ali Kemal, koçum sen bana şöyle alles inkluyut bir açık büfe kahvaltı hazırla, hadi koçum. Yapma ya, başka bir arzunuz? Sabah şerefleriniz hayırlı olsun arkadaşlar. Günaydın. Osman Ağa, hoş geldin. Osman Ağa ya, ne haber? Ya Osman Ağa, şu sana ikide birde gelen trafik cezalarının nedenini öğrenebildin mi? Nereden bileyim be kızancık be, nereden bileyim? Ben de şaşır kalırım, nereden gelir bu cezalar diye? Sinan abiciğim, ben sana şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Ha, yumurtam da rafadan olsun Ali Kemal. Kızanlı, gördünüz mü gazeteyi be? Aklımızda neler yazarlar, gel 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 gel. Gördün mü? Bak kardeşlik resmimizin altında neler neler yazmışlar, gördün mü? Görmedim ya, ver bakayım. Yakışıklı çıkmış mıyız baba? Çok yakışıklı çıkmışız ya. Bak, kahraman taksiciler. Bak kızım için kahraman demişler. Nuri babacığım, ha bunu çerçeveletirip duvara asalım. Ali Kemal, bence seni direkt olarak duvara asalım. Hem de çerçeveletirmeden asalım. Nerede kaldı benim kahvaltım? Hemen getiriyorum abicim. Yürü, daha işim bitmedi. Sonra da sandaletlerimi boyayacaksın.
bu vitaminsiz kızın neden senin er buyruğunu yerine getirir? Vallahi Osman Aga, ne bileyim, bana olan saygısından herhalde. Beni çok saygıdeğer buluyor da. Saygıdeğermiş bu bak. Bu ne rezalet müdür bey? Okulunuzun edebiyat öğretmeni Mehmet Bey taksicilik yapıyormuş. Efendim, inanın bilmiyordum. Şu an sizden öğrendim. Ne demek bilmiyordum müdür bey? Siz okulun müdürü değil misiniz? Bilmek zorundasınız. Efendim, bunda bir hata, bir yanlışlık falan olmalı. Çünkü Mehmet Bey okulumuzun sevilen ve saygı duyulan öğretmenlerinden birisidir. Yanlışlık falan yok müdür bey. Adamın gazetede kabak gibi resim var. Alın bakalım okuyun, üstte ne yazıyor? Kahraman taksiciler. Başka söze gerek var mı? Yok efendim. Konuyu araştırması için derhal bir müfettiş atıyorum. Selamünaleyküm ağalar. Vaaleykümselam Seyitcan. Seyit. Bak evladım, sen dün burada yokken sana bir çiçek geldi. Kim gönderdi ağam? Bize mi soruyorsun kardeşim? Asıl bizim sana sormamız lazım. Kadınların aklını başından alan sensin Seyit. Ne kadını ağam? Benim gözüm Zeyno'dan başkasını görmüyor. Kadının kağıda yazdıkları bile söylenmez be kız hanım. Sinan, oku da görsün. Ne diyor ağam? Ne söyleyeyim? Sana bayılıyorum. Sana hastayım. Nereye baksam seni görüyorum. Sensiz geçen her saniye benim için ölüm demek. Allah Allah, bu ne ya? Seyit, evladı kim göndermiş olabilir bu çiçekleri? Ne bileyim ağam, ne bileyim. Tabii, adamın çıktığı o kadar çok kadın var ki çiçeği kimin gönderdiğini nereden bilsin? Tövbe ağam, tövbe. Ha, kadınların sevgilisi Seyit. Merhaba Bobiş. Ben sana dememiş miydim benden kaçamazsın diye? İşte bak yine buldum seni. Bu ne ya? Müştak ağam. Ayol ne ağası? Allah aşkına Pompiş, bana kısaca müşü de, müşü. Eski günlerdeki gibi. Eski günlerdeki gibi yani. Oy. Ha bu abla mıdır, abi midir Sinan abicim? Kararsızdır Ali Kemal, kararsız. Yanar döner yani. Al bak. Çiçek getirdim sana Pompiş'im. Sağ ol, sağ olmuştu Müşrik ağam. Niye zahmet etmişsin? Al geri götür sana. Ay ne zahmeti Pompiş'im. Aşk çiçeği bu, aşk çiçeği. Şişt. Pompiş nedir be Pompiş? Pompiş Seyit'in göbek adı Osman Aga. Köyde ona hep Pompiş derlermiş. Aslında Seyit'ten daha güzel bir isim. Biz de bundan sonra ona hep Pompiş diyelim. Değil mi Pompiş? Dün sana gönderdiğim yazıları okudun mu? Gönderdiğim çiçeği aldın mı Pompiş? Ne? Bu çiçeği sen mi yollamışsın? Yazıları sen mi yazmışsın? Evet, beğenmedin mi? Roddensiz deve! Ben size dememiş miyim beni peşime bırakasın? Delirdi adam ayol. Delirmişim, delirmişim. Uzaklaş demedim mi ben senden? Düğünüm var benim, evleniyorum. Ne? Evleniyor musun? Bana bunu yapamazsın Pompiş'im. Biz ne olacağız ya? Ulan seni be Allah seni be Allah seni be Allah. Ya gerizekalı! Sakin ol Pompiş, sakin ol. Ağam ne dalga geçiyorsun, zaten sinirler tepemdedir ha. Kızma be Pompiş, kızma. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Melih Hanım. Pompiş, Pompiş. Hayırdır? Bugün böyle hepiniz pek bir neşelisiniz. Sağ olsun bu sabah bizi Pompiş çok güldürdü. Pompiş kim? Pompiş efendim, bizim Seyit'in göbek adı. Aa, öyle mi? Ya Nuri Baba, yaradandan kurban olan bari sen yapmayasın ha. Neyse. Nuri Bey, Mehmet Bey'in kızının ameliyatından bir haber var mı? Aa, haber alamadım. Zaten ben de hastaneye gidecektim Melahat Hanım. Ben de geleyim sizle. Tamam, gidelim. Hadi buyurun. Bizden de selam Süleyman'a mı? Tamam. Ha, Nuri Baba, dualarımız Mehmet Hoca ile Nurten'le. Benden de selam söyleyin babacığım. Tamam. Çocuklar, biz gidiyoruz. Durak size emanet. Ağa, telefon çalıyor. Babadır. Alo. Ne yaptınız lo?
Said'i vurdunuz mu? Namusumuzu temizlediniz mi? Daha bulamamıştık baba. Ne demek bulamamıştık ya? Beceriksizler. Baba kurban size. Sen yüreğin serin tut. Arayık. Elbet bulacağız. Bana bakın Lu. Said'i öldürmeden gelmek yok ha. Urfa'yı dar ederim size. Tamam mı? Tamam baba. Tamam. Baba ne diyor? Seyidi vurmadan dönmeyin diyor. Tabii ki vurmadan dönmeyeceğiz Lo. Yürü. Nuri baba. Melahat Hanım hoş geldiniz. Eşim Şükran. Evet. Merhaba Şükran Hanım. Geçmiş olsun. Tabii. Hoş geldiniz Melahat. Hoş geldin Nur baba. Merhaba güzel kız. Hoş geldin. Ne kadar da sürüyor ameliyat? Vallahi Nuri baba uzun bir süredir içeride. Haber de alamıyoruz. Öldük dirildik. Aa canım siz şöyle oturmaz mısınız biraz? Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Şefer arkadaşların da selamları vardı. Evet hepsi Nurten için dua ediyorlar. Sağ olsunlar. Sizin borcunuzu nasıl ödeyeceğiz bilmem ki. Siz olmasaydınız bu ameliyat bile olmazdı. Şükran Hanım siz hala orada mısınız? Doktor, ameliyat nasıl geçti? Merak etmeyin. Ameliyat çok iyi geçti. Hepinize geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Görüşürüz. Nurten. Canım benim, tamam. Bitti. Bitti ama bak çok iyi oldu artık. Hadi iyileşsek abla. Hadi canım. Devam et Ali Kemal, çok güzel. Devam et. Yeter Sinan abi, yeter ya. Kollarım koptu, bana da insaf et de ha. Öyle mi? Osman Aga, ha. Hani sana şu gelen trafik cezaları artık gelmiyor değil mi? Ha? Sen bana bunu ikide bir neden sorarsın be? Yok canım, kötü bir niyetim olduğu için değil. Sadece merakımdan. Değil mi Ali Kemal? He Sinan abiciğim, he. 1.150. Ana! Ne oluyor be? Ne var ya şu kulağımın dibinde? Sinan abiciğim, ha bu kız Osman abinin kızı Dilek değil mi? Dur. Aha! Dilek? Osman abi? Dilek reklam filminde oynamış. Özel günlerimde yaprak kullanıyor. Hem de Kadın Pet reklamında oynamış. Bu ne tür da? Öldün sen Dilek! Öldün! Aa! Saniye! Saniye! Osman abi, sen bir ablam da oynamış. Sen kendine güvendirdin ben seni. Dur ne yapıyorsun? Sakin ol ya. Vay. Abla itten mi bineceksin ya? Aa bu ne kabalık canım. Bir kere o it değil köpek. Ayrıca onun bir adı var Lucky. Allah Allah. Abla yani adı var diye taksiye de binmesi lazımdır. Git. İt takside olur mu ya? Mahveder ortalığı, batırır ya. Ay ben böyle rezalet görmedim yani. Aa, köpek taksiye binemez mi yani? Allah Allah. Orada insan oturuyor abla. İstersen iti bagaja koyayım ha? Ne? Delirdin mi sen? Köpek bagaja girer mi hiç? Ya kızıysan abla, siye de iyilik yaramıyor ha. Biz memlekette iti bagaja koyuyuk. Burası sizin memleket değil canım. Burası İstanbul. Lakin burada benimle birlikte oturacak, tamam mı? Tamam. Otursun da buradan bile beni arkadan dişlemez değil mi bu it? Aa yeter artık, yeter. It deyip durma şuna. Lucky evcil bir hayvan. Evde bizimle beraber kalıyor. Nasıl yani? Siz hayvanı, bu köpeği yani eve mi sokuyorsunuz? Yani memlekette anlatsam dalga geçiyor derler ha. Eğer kendine güvenen kadının tercihi yaprak. Evet be. Anneciğim. Canım. Sağ ol güzel kızım. Oh pek güzel olmuş. Ne güzel çıkmışım reklamda gördün mü? Allah'ıma bin şükür artist gibiyim vallahi. Ay anne. Ya ister misin bu reklamı izleyip filmciler bizi keşfetsinler. Sonra böyle dizilerde, filmlerde falan oynamaya başlayalım. Tabii olur. Neden olmasın? Tebiz'den güzelini mi bulacaklar? Vallahi ne güzel olur ya. Hatta yapsalar bir dizi. Tek uysalar beni başrole. Tek uysalar dizinin adını Safiye. De ne güzel olur değil mi? Safiye! Dilek! De Osman geldi. Safiye! Dilek! Neredesiniz? Sesi çok sinirli geliyor.
Siz beni öldürecek misiniz be? Sebebi mi olacaksınız be? Yine ne oldu Osman? Elinin körü oldu. Bir artist olmadın kaldığını artist oldun bu yaştan sonra. Kız da kendine rezzettin. Siz bittiniz artık. Gelin buraya. Gelin buraya dedim size. Sinek ortamın elimden kaçamazsınız. Gel. Aç kapıyı Safiye. Aç kapıyı Safiye. Aç kapıyı bak. Anne şimdi ne yapacağız ya? Babam kesecek bizi. Kız açsana kapıyı. Şöhretime doyamadan Osman öldürecek beni. Yanıyorum ana yanarım. Kıracağım kapıyı Safiye. Bak sayarım. Bir, iki, üç. Nerede bunlar be? Devam be Osman. Kızlar? Kadık çıkık bir şey var mı be? Yoktur Osman. Ha öyle mi? İyi o zaman. Abla kusura bakmazsan size bir şey soracağım. Hani biraz önce demişsiniz ya, iti eve sokayız diye. Bu it sizinle birlikte sofraya da oturayım mı? Aa yok artık daha neler. Özel maması var. Onunla besleniyor. Ha anlamışım. Kusura bakmayasın. Vay abla işedi, tasıya işedi, gömlek işedi anlattın. Ay pardon abisi. Gelirken tuvaletini yaptırmıştım ama. Hay Allah. Allah Allah abla ne abisi ne abisi. Allah'ı kitabı sevem ya. Ben size dememiş miyim? Takside it olmaz diye ya. Mahvetti ortalığı. Şimdi ne olacak? Merhaba. Sen ne yüzle döndün bu eve ya? Bir dakika, bir dakika. Bir yanlış anlaşılmayı engellemek isterim. Ben eve geri dönmüş falan değilim. Ben sadece gönlümün kadınına, hayatımın aşkına çiçek vermek için geldim. Sonra durağa geri döneceğim. Sinan, bu çiçekleri bana mı aldın? Evet, sana aldım Gülübik. Hem de cebimdeki son parayla aldım ama önemli değil, sana feda olsun. Ay canım benim ya. Bir de kart var burada. Var. Okuyalım bakalım ne yazmışsın. Bakalım. Sana bayılıyorum. Doğrudur. Sana hastayım. Doğrudur. Nereye baksam seni görüyorum. O da doğrudur. Sensiz geçen her saniye benim için ölüm demek. İşte en doğrusu budur. Ay Sinan çok romantiksin sen ya. Öyleyimdir. Yalnız bir dakika, bir dakika. Bu güzel sözlerimden etkilenip eve dönmem için sakın yalvarmaya kalkma. Çünkü böyle bir şey yapmayacağım. Ben gururlu bir erkeğim. İstenmediğim yerde bir dakika bile durmam. Durağa gidiyorum. Sinan! Ne durağı ya? Taksi durağı. Olmaz Sinan. Burası senin evin. Bak sana kuru fasulye yaptım. Pilav da yapıyorum yanına. Ciddi mi? Çok ciddiyim. Kuru fasulyeyi de pilava da bayılırım. Canım seni çok seviyorum Müştak. Sağ ol. Ne Müştak ya? Müştak. Müştak dedim değil mi? Müştak bizim çok duygulu, çok içli, çok hisli, şair bir arkadaşımız. Ay, devam o zaman. Hadi bakalım. Siz ikiniz. Ya buyur Osman. Buyur baba. Bundan sonra bu evde ürfi idare ilan ettim. Hepiniz cezalısınız. Sokağa çıkmak yok. Cep telefonu yok. Ev telefonu yok. De affedersin Osman. De biz arpeşili miyiz be ya? Ondan daha beter anne. Nazi kampındayız sanki. Kes! Siz beni bütün dünyaya, cümle aleme rezil attınız. Durakta bile haysiyetim kalmadı. Siz nasıl oynarsınız o reklamda be? Hem de reklam kalmamış gibi şey reklamında oynamışsınız. Nedir adı onun ha böyle kanatlı reklam? De ne olur affet bizi Osman. De bizi kandırdılar, oyuna getirdiler. De yoksa oynar mıydık biz hiç? Kes! Cezalısınız. Sizi oda hapsiyle cezalandırdım. Gidin kendinizi odalarınıza kapatın. Geri dön! İleri marş! Allah Allah be! Bu evin reisi kimdir be? Bilinecek mi canım? Kemal, şu arabayı düzgün yıka. Hem iç yıka, hem dış yıka.
Öf be Sinan abicim, yıkayırım ya. Öfleme Ali Kemal, öfleme. Bak yoksa Osman Aga'yı ararım ha. Uy tamam Sinan abicim, yıkayırım, arama da. Abi be, bu adam senin Osman abiyi aramandan neden korkuyor? Murat'cığım sanırım Osman Aga'nın bazı gerçekleri duymasını istemiyor. Değil mi Ali Kemal? Cıklama Ali Kemal, cıklama. He Ali Kemal, arabayı yıkadıktan sonra bana şöyle bol acılı bir melemen yap koçum. Tamam Sinan abicim, tamam. Merhaba Sinan abi, merhaba Murat. Merhaba Tuğçe. Aman efendim, kim gelmiş? Melahat Hanım'ımızın biricik kızı Tuğçe gelmiş, hoş gelmiş. Ali Kemal, hemen Tuğçe'ye böyle bol köpüklü güzel bir Türk kahvesi yap bakayım, koş. Yo yo, ben içmeyeceğim. Murat'ı merak ettim, onu görmek için geldim. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Adıyaman yöremizin çok güzel bir türküsüyle huzurlarınızdan ayrılayım. La 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 sakine, niye gittin tütüne, gel beraber gidelim. Sinan abi hep böyle mi? Burak'ımızın neşesidir o. Ha, istersen Çardağ'a gidelim, orada daha rahat konuşuruz. Olur. Evi aradım. Annen işe geldiğini söyleyince gelip nasıl olduğuna bakmak istedim. Ama kendimi daha iyi hissettim. Geleyim bari çalışayım dedim. Tuğçe, benimle bu kadar çok ilgilendiğin için teşekkür ederim. Ne demek? Benim için zevkti. Vallahi borcumu nasıl ödeyeceğim sana bilemiyorum. Bak onu ben biliyorum işte. Mesela beni bir akşam yemeğe çıkarırsın, borcunu ödemiş olursun. Ne dersin? Vallahi ne diyeyim, Allah derim. Yani iyi düşündün tabii. Anne. Nurten. Yavrum. Nurten, nasılsın? İyi misin Nurten? Acıyor mu bir yerin? Ağrın var mı? Biraz ağrım var anne. Doktor ne dedi? Nasıl geçmiş ameliyatım? Çok iyi. Çok iyi geçmiş. Çok iyi geçmiş. Hadi bakalım. Buradan yürüyerek çıkacaksın. Yok artık. Buradan yürüyerek çıkamayacaksın canım. Ama en kısa zamanda ayağa kalkarsın. İnşallah anneciğim. Babam nerede? Baban sabaha kadar başında bekledi. Ondan sonra da işe gitti yavrum. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Melahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Melahat Hanım? Sağ olun Nuri Bey, iyiyim. Aa Murat, bakıyorum kalkmışsın ayağa. Toparlandım ablacığım, sağ olsun Tuğçe'nin sayesinde. Çok iyi baktı bana. Aa, birileri geldi, kim bunlar? Bakayım. Oy, gazeteciler geliyor Nuri babacığım. Allah Allah, yine ne oldu acaba? İyi günler. Buyurun kardeşim, böyle geçin. Buyurun kardeşim, sizin için ne yapabiliriz? Biz Melahat Hanım'la geçen günkü banka soygunuyla ilgili röportaj yapmak istiyoruz. Mümkün mü acaba? Aa, mümkün tabii, buyurun. Buyurun, böyle geçin kardeşim, buyurun. Melahat Hanım, soygunda gösterdiğiniz kahramanlıkla bir anda ülkenin gündemine oturdunuz. Bir dakika, öncelikle burada ben bir şey düzeltmek istiyorum. Ben bu kahramanlığı tek başıma değil, Durak'taki diğer tüm arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdim. Arkadaşlar, gelsenize böyle. Gelelim Melahat Hanım. Yürü Osman, yürü. Nuri Bey siz de gelin. Hay Allah. Gelin, gelin, gelin. Şöyle sıkışalım. Çek kardeşim, çek. Beni de çek de kayganam kahraman görsün. Bak, bak, kayganam. Ver, ver. Safiye, bak evden çıkmak yok. Külahları değişiriz ha. Şişt, Seyit, Murat, Ali Kemal ne yapıyorsunuz? Gelin oğlum buraya. Gelin ya, gelin, gelin. Buradan Çayeli'ne sevgiler, selamlar. Gördüğünüz gibi kahraman arkadaşlarım işte hepsi burada. Asıl kahraman onlar. Duydun mu kaygana? Bak Melahat Hanım ne diyor? Kahraman bizmişiz. Benim için diyor kaygana. Soyguncuları yakaladığınız için banka size 20.000 TL'lik bir çek vermiş galiba. Nasıl harcadınız bu çeki acaba? Harcamadım. O çeki çok hayırlı bir şey için kullandık ve meyvesini de aldık. Hepimiz bunun için çok mutluyuz. Değil mi arkadaşlar? Evet Melahat Hanım. Evet. En büyük Akasya Durağı. Yaşasın. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Kadıköy'e gideceğiz. Tabii efendim. Çok dikkatli baktınız. Birine mi benzettiniz? Mehmet Hoca? Edebiyat öğretmeni Mehmet Hoca değil misin sen? Evet de
Ben sizi çıkaramadım. İyi bak hoca. Ben unutulacak adam mıyım Allah aşkına ya? Pardon, hatırlayamadım. Ya ben öğrencindim senin. En arkalarda oturuyordum. 324 Nevzat. Aa, Nevzat. Şimdi hatırladım. Ya hele Şükür hoca ya. Nevzat, sen ufak tefek haylaz bir çocuktun. Maşallah koca adam olmuşsun. Oldum ya hoca. Çok büyük adam oldum hem de. Yaramazım diye sen bana hep senden adam olmaz derdin. Hatırlıyor musun? Demek büyük adam oldun. Ne iş yapıyorsun Nevzat? Kumarhane işletiyorum. Kumarhane mi? Kumarhane işletmek suç değil mi? Arada bir polis basıyor tabii. O da işe heyecan katıyor hoca. Ayrıca finans işi yapıyorum. Para işletiyorum. Faizle borç veriyorum falan. Tefecilik gibi. Onun gibi bir şey. Allah'a şükür işler iyi. Ayıptır söylemesi. İyi param var. Allah'a arttırsın Nevzat. Sen ne yaptın hoca? Öğretmenliği bıraktın mı? Taksiciliğe başlamışsın. Öğretmenliğe devam ediyorum. Ek iş olarak taksicilik yapıyorum. Öğretmen maaşım malum. Sizin memur maaşları da hakikaten çok az. Yani dilenciye sadaka diye versen başına çalar. Siz o parayla nasıl geçiniyorsunuz hayret bir şey. Ya harbi. Ya hoca, sen hep bize dürüst olun, ders çalışın, çalışkan olun, üniversiteye girin, adam olun derdin. Ya iyi ki seni dinlememişim ha. Yoksa şimdi senin durumunda olurdum ben de. Nevzat, ben onları hep sizin iyiliğiniz için söyledim. Ya sen hep dedin ki, dediklerimi yapmazsan senden adam olmaz. Ama ben seni dinlemedim. Öyle büyük adam oldum. Demek ki neymiş? Senin dediğin yanlışmış. Nevzat, sen bir şeyi yanlış anlamışsın. Ben sana vezir olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Gördüğüm kadarıyla hala adam olamamışsın. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler canım. Pardon kardeş, bu ne zaman yayınlanacak? Söyleyeyim de kayganam seyretsin. Bu akşam. Kardeşim benim görüntümden çokça kullanın. Ben fotojeniyim de... Sinan! Tamam Nuri Baba, tamam Melahat Hanım, tamam. Hoşçakal kardeşim. İyi günler Nuri Bey. Buyurun posta. Sağ ol canım. Osman'cığım bu sana. Hayırdır inşallah. Nedir o be? Sarı zarf Osman'a. Vallahi zarfa bakılırsa ceza herhalde. Dur bakalım. Hayırdır inşallah. Evet, ceza canım. Allah Allah. Sanırsam bir yanlışlık var bu işte ha. Bir bakayım mı ben Osman Bey? Buyur bakın. Evet işte. EDS kamerasından çekilen fotoğrafları da yollamış. Evet öyle. Ya, şu bizim Ali Kemal değil mi be? Bu Ali Kemal. Allah billah Ali Kemal'dir ha. Ali Kemal. Takke düştü kel göründü oğlum. Nerede bu Ali Kemal? Koru beni Sinan abiciğim. Sakin ol Ali Kemal, sakin ol. Gel bakayım çocuğum buraya. Demek ki geceleri sen taksileri kaçırırsın ve dedin ki bu cezalar bana neden gelir? Gel lan! Sakin ol Osman Aga, sakin ol. Ay Osman Bey yapma. Abi. Boğacağım ben bunu, ben boğacağım. Aman. Bırakın beni şunu boğayım. Bırakın beni derim. Dur Osman. Bırakın. Değirme. Ne demek boğmak? Kardeşlik, müsaade et. Şunu bir iki tane tokat atayım, içim rahatlasın. Hayır efendim, olmaz. Onun cezasını ben vereceğim. Çok doğru. Senin cezanı en iyisi Nuri Bey versin. Kabul mü Ali Kemal? Kabul ablacığım. Şimdi Ali Kemal evladım, ben sana 40 defa arabayı kaçırıp götürme demedim mi? Haklısın Nuri babacığım, bir heveştir gidip çok pişmanım. Tamam evladım. Şimdi cezan şu. Bugüne kadar senin yüzünden Osman abine gelen cezaların tümünü kendi aylığınla ödeyeceksin. Oy, hepsi bir ailem ediyor Nuri babacığım, yandım ben. Tamam işte. Bir ay çalışıp hiç para kazanamayınca kim bilir belki aklın başına gelir. Gördün mü? Şimdi şapa oturdum. Uzatma Ali Kemal, uzatma. Şimdi ben bunu hiç dövemeyecek miyim ben? Sevgili seyirciler, Kanal D Haber banka soyguncularını yakalatan kahraman taksiciyi buldu ve bir röportaj gerçekleştirdi. Buradan Çayeli'ne sevgiler, selamlar. Gördüğünüz gibi kahraman arkadaşlarımın işte hepsi burada. Asıl kahraman onlar. Kaygana duydun mu bak, kahraman diyor, Melahat Hanım diyor benim Kemal, için. Kemal, buyurun oğlum. Seyit'in ismini bulmuşuk, taksiciymiş. Oğlum, bakası dura değil. Yarın ilk iş. Bura bulup namusumuzu temizleyeceğiz. Yolda bir taksi yolla, sana teslimim Melahat abla. Herkes bir taksi
taksici gazla biraz. Acelem var benim. Yolda kalmak istemem. Konfor beklerim. Taksici solla biraz. Acelem var benim. Geç kalmayı istemem. Hizmet beklerim. Yolla bir taksi yolla. Yetiştir beni. Belaha damla. Taksi bekler, Akasya yollar, sarı.